Adam diyor ki benim bilgisayarım 2022'yi kaldırmıyor diyor. 19 kur. Yani bu kadar basit yani. 19'da da biz bu işi yapıyorduk. 19'da bir şey fark etmiyordu. Değil yani. Mi? Ya bak bu gene Kore abininkine geliyor. Bazen ekipmanın önemi yok abi. Yani yok önemli mu? Olan senin oradaki yaratıcılığını dışarı çıkartabilmek. Dediğin gibi iki alt versiyonunu kullanan bir şey değişmiyor ki hayatın. Yani sen onu yapacaksan o videoyu mazerete gerek yok abi. Bam 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 yaparsın yani. Ha evet ya. Teknoloji çok gelişti. Ya teknoloji hadi diyelim çok gelişti. Ya gelişti tabii. Ona mesela aksi bir şey söylemiyorum ama kameralar gelişti, ışıklar gelişti. Tamam, gelişti. 20 sene önce Cem Yılmaz'ın çektiği Doritos reklamını şu an görebiliyor musun? Göremiyor. Demek ki çok da bir ihtiyacı yok ona. Çünkü oradaki mesela yapman gereken asıl şey o değil. Teknolojinin bir araç olduğunu anlatamadık insanlara ya. Ya tamam kamera önemli, tabii ki her şey çok önemli ama sen çektiğin şey ne? Merhaba, bugünkü konuğum tam bir Creator Talks içerik üreticisi Onur Naci Öztürkler. Hoş geldin. Hoş bulduk abi. Ne nasılsın? Yapıyorsun? Ne yapalım abi, sabahtan beri kaynatıyorum. Üstüne bir de videoya kaynatıyorum. Vallahi İnsanlar da kaynatsın. Geçen hafta dedin abi geliyorum ben de, dedim ki gel hadi hemen podcast'a. İyi ki geldin, teşekkür ederim geldiğin için. Çok uzaklardan geldin. Çok uzak, harbi çok uzaktan geldim bu arada. Buraya en uzak mesafe var ya, Hakkari falan. Şu an sensin yani, seni gerçek adam tanımıyorum uzaktan. Yani yurt dışından almazsam o da... Baktım böyle videolarda benden bahsediyorsun abi. Onur var uzakta. O podcast'i izliyorum böyle 20. dakika geldim diyor. Onur var mesela. Ulan dedim benden bahsediyorum. Başka Onur yoktur herhalde Kars'ta. Hani sana daha önce çalıştığım falan. Ya varsa ve sen tanımıyorsan zaten çok ilginç. Kars'ta başka YouTuber mesela çalışıyor. Muhtemelen tekimdir yani. Muhtemelen öyle. Şimdi zaten izliyorsun, bir sürü yorum da atıyorsun. Ondan sonra seninle ben bir tanışma hikayemizi anlatacağım. Tamam mı? Bir şey söyleyeyim mi? Ben de merak ediyorum. Ben de bilmiyorum nasıl söyleyeceğim. Şimdi şöyle, geçen seneydi galiba, sen az önce söyledin. Temmuz gibiydi. Öncesinde işte biz içerik üreteceğiz, birileriyle proje yapalım. Ben zaten yapıyorum uzun zamandır. Ondan sonra senin de videolarını görüyordum göz ucuyla ama hani bakmıyordum, o kadar zamanım olmadı. Sonra bizim ekipteki arkadaşlara da söyledim. Bana dedim ki birileri lazım, şöyle şöyle bir şeyler. Herkesten bir yorum geldi. Sonra sen de benim aklımda olanlardandın. Ondan sonra ben sana mail attım. Ekipteki arkadaşlar söyledi. Ya abi bu birazcık böyle garip bir çocuk ya, nasıl konuşuyor? Sonra ben sana mail attım. Hocam şöyle böyle falan. Benim mailim bu. İlkinde böyle bir mesafe var ya, o distance'ı iyi kullanalım ama şimdi gayet rahat bir şekilde tonlarca proje yaptık, konuştuk, ediyoruz. Arada böyle müzik sohbeti yaptık ama alakası yok. Ya garip bir çocuk demeleri de şeyden aslında herhalde, fazla böyle... Ya YouTube'un aslında hani nasıl denir, böyle oyunu kuralına göre oynamak gibi yani. Hani ben normalde eğitim verirken, ulan ben de mesela saygıdeğer olmak isterim ve ben de anlatıyorum, merhabalar şu an sizlere After Effects'le. Ama o tutmuyor yani. Evet, ben onu yıllarca kendim izlediğim için, ben YouTube'a girerken de dedim ya, arkadaşlarla konuşuyorduk böyle, dedim ki ya YouTube'da ben bu eğitimleri görmek istiyordum, göremiyordum. Şimdi ben çekeceğim ve nasıl öğrenemediğimi mesela tam tersini yapacağım yani. Adam mesela şöyle öğretince merhabalar. Ben anlamıyordum. Dedim demek ki insanlar da anlamıyor. Aynen. Ama eğlenceli anlatırsam anlarlar dedim. Harbiden de öyle oldu yani. Senin girişin zaten Bropalar. Bropalar. Hatta birkaç markayla MSI'di galiba. Hangi Onur ya? Bropalarım. Ya ve bir de şeyde, yayınlarda falan bahsediyorlar. Geçen şey diyor. P-Queen böyle benim videomu izlemiş, böyle yayında bahsedecek. Ya diyor ki bir tane çocuk var, ismimi hatırlamıyor diyor. Bropalar diyor. İsmimi hatırlamıyor ama. Akılda kalıcı değil bu. Bropalar o konuda tek iyi yani. O güzel. Orada gayet güzel gidiyorsun. Sağ bence. Sağ olun abi. Ben de bir şey yok ya, ben böyle. Yallah creatorlar. Sen de bir rap geçmişi de var tabii. Oradan ya, o biz şey rockerdık yani. Rocker biz ya. Men in Black'tik yani. Biz ameliyiz abi, rapçiler olan. Sizin yanınızda ameliyiz. Öyle deme. Linç'im. Ben sadece dinlemeyi seviyorum yani, ama şu an gençlik ya da müzik onu dinliyor. Yani herkes onu dinliyor. Tabii evet, biraz. Neyse. Eleştirecek tarafları var, az çok tahmin edebiliyorsun yoksa. Şimdi ikinci sorum aslında muzip soruma denk geliyor. Tamam mı? Bu aralarda senin çok dert yandığın bir konu var. Ondan girişeceğim şimdi sana. Bu YouTube'daki finansal model, faturalama modeli. Nasıl ya? Ne yapıyorsun? Nasıl çözeceğim bu işi sen? Abi bilmiyorum, ben çözemedim ya. Muhtemelen çoğu insan da çözemedi zaten bu konuyu.
Ya devlet bence biz orada bir de gondikleniyor. Bunu da söylemek istemiyorum. Ben şimdi sıkıntı yaşamayalım ama. Ben sana ne dedim? Ben dedim yani bu konu evet bence ya biraz patlak dedim yani. Hatta sana gene şeyi de söyleyeyim. Sana ne söyledim hep böyle aynı şey olacak ama. Kendi müşavirimi kayda alacağım en kısa zamanda. Sırf aslında bu yasal süreçler, fatura süreçlerinin gerçekten herkes adına bilinmesini istiyorum. Metin abiyi almak benim aklımda yoktu. Seninle de konuşuyoruz şimdi, faturalaşıyorsun herkesle. Abi o mu faturaydı, bu muydu fatura? Yani o kadar bilinmeyen var ki. Sen eğitimini veriyorsun işte dijital creator mecburen tarafını. Mecburen yani. Abi finans tarafının ya da faturalaşma tarafının bilen yok. Abi ben 3 tane vergiyle alakalı video çektim mi? Herhalde 3'ü de 50 bini falan geçti. Ya şimdi şöyle, Türkiye'de vergi ile YouTube'da vergi ödeme ile alakalı video 50 bin izlendiysen ya demek ki 50 bin sen kişi vergi ödeyemiyor yani. Hayır benden geçtim. İnsanlar bunu aratıyor ya. Bu çok korkunç bir şey. Bir de Türkiye'de tam oturtamadım. Çünkü ya bilgi yok ya. Şöyle ben hep Metin abiye şunu dedim. Abi dedim hani senle bu işi konuşuyoruz, yapıyorsun. Bu adamlar da muhasebeciyim diye konuşuyor baktığında. Abi yanlış. Bu adamlar para kazanıyor. Yani muhasebecilik aynen üzerine para kazanıyor. Ama faturalar yanlış geliyor. Bunların yarın bir araştırma olsa anladın mı? Bunlara bakılacak. Dolayısıyla da doğrusunu öğretmemiz gerekiyor. Aynen. Hep yani içten içe hep bizde bir kımıl kımıl bir eğitim verelim. Herkes bir şeyleri öğrensin derdi. Geldi yani çattı yani. Yapacak bir şey. Ya orada şöyle aslında ben ilk böyle şirket mülkiyet kurma evresine girince, şimdi daha önce şirket kurmayanlar varsa az çok benim anlayacaktır. Şimdi kameraya karşısında bir tane arkadaş var mesela, şu an şirket kurmamış hayatında, biz izliyor, YouTube vergimi ödemek istiyor. Şimdi adam gidiyorsun, YouTube vergimi ödemek istiyorum. Biri karşına geçiyor, şunu anlatıyor. Ya işte sen her ay bilmem damga vergisi ödeyeceksin. 3 ayda bir gelir geçici vergisi, damga vergisi, işte 12 ayda bir yıllık gelir vergisi, beyannamesi, damga vergisi. Böyle sürekli bir şeyler söylüyor. Stopaj diyor. Ya diyorsun ulan stopaj ne? Ya çünkü kelime anlamını bile bilmiyorsun. Sonra diyor ki stopaj gelir iyi. Tevkifat ne? Ha tevkifat ne demek ben mesela? Ben tevkifat bir şeyler demeye başladım. Bu ne ya? Ya en minimal ne dedim mesela? Fatura kesenler belki bu söylediğime güler ama bilmeyenler için... fatura ne demek? Arşiv ne demek? Şimdi belki bir muhasebeci ise lan onu da bil gibi düşünebilir yani kendi. Ama gerçekten bilinmiyor ve biz de bilmiyoruz evet, yani. Evet, aynen öyle. Ya o yüzden mesela onu düşününce hani hiçbir şey bilmeyen bir adama kalkıyorsun, bunları anlatıyorsun. Keza yani Türkiye'de en çok konuşulan şey vergidir belki de. Sen diyorsun ki şimdi sen bunları ödedin ya, dünya kadar para ödedin. Şimdi KDV öde, gelir vergisi öde. Sen diyorsun ki bu vergi tek değil miydi? Hani bunu nasıl çözeceğiz falan filan. Öyle problemler yaşandı işte. Ocağın birinde yeni bir kanun çıktı işte 193 sayılı bilmem 20. maddesi falan. İşte sosyal medya içerik üreticileri sadece banka hesabı açacak, %15 kesilecek. 10 numara. Teknik olarak çok kolay. Teknik olarak süper. Ve dediler ki mesela soruyoruz böyle bilen kişileri, diyorlar ki işte sponsorlarla da halledilecek, süper olacak, harika olacak, öyle yağladılar balladılar. Bizim geçelim bari yani sponsorlarla da halledeceğiz. Birincisi fatura olayını çözemediler. İkincisi... Adam mesela 120 lira kazanmış. Bunu şirket açıp şey yapamıyordu, vergilendiremiyordu. Çünkü 120 lira kazanıyor. Şirket açıp aylık 2500 lira. Bu çok saçma sapan bir gelir modeli yani. Hani böyle düşününce adam böyle bir sistem çıkardı. O 120 lira kazandı, dedi ki süper o zaman ben 120 liramı çekeyim. 20 lirasını devlet alsın. Bana işte 100 lira kalsın. Harika falan filan. Açtı, aylık 1700 lira Bağkur gelmeye başladı yani. Kanunda yazıyor aynen mu? Yazmıyor. Zaten aslında bu geçiş aşaması, geçen sene işte Mayıs'ta tevkifat geldi, 2021 tevkifat geldi, bu sene şahıslarda da stopaj, işte bizim sektöre özel, reklam hizmet sektörüne özel stopaj ödeme bilmem neler geldi. Konu muğlak, net değil. Aynen. Yani aradığın bilgiye ulaşamıyorsun. Senin o faturasız işlem yapabilmek için, atıyorum biz seninle iş yaptık, ben sana faturasız para ödedim. Aynen. Sen paranı aldın, sen mutlusun, ben değilim. Çünkü ben bunu nasıl ibraz edeceğim? Ben bunun yanıtını bulamadım ya. Ya böyle bir şey var mı ya? Ben seninle çalışmak istiyorum ve çalışamıyorum. Neden? Çünkü kim diyor ki işte, oğlum gider makbuzu yapacak. Tamam da yani bunun geçerliliğiyle ilgili bir bilgi var mı? Ben bunu bir kişiye sormadım. Metin abi üzerinden 5-6 tane müşavirle konuştum. Tamam deyip yapsan ceza yiyeceksin falan. Evet bilmiyorum ve yapmadım. Bir sürü iş yapmadım. Bir sürü iş kaçtı. Takoz. Ya işte onun mesela çözülmedi. Gider makbuzunu da tam olarak hangi mantıkla işlediğini bilmiyorum yani. Mesela şirket yazıyor atıyorum. Seninle çalışmak istiyoruz. Ben diyorum ki bak fatura kesemiyorum. Siz bunu halletmeniz gerekiyor diyorum böyle. Biraz daha emri vaki gibi oluyor. Siz bunu halletmeniz, adam diyor ki nasıl halledeceğiz? Şimdi diyorum ki yani, halledemiyorsun. Gider göster. Yani gider göster. Bilemiyorsun, onu çözemedim. Ben sonra zaten
En son yani şey falan yaptık artık. Toplaştık böyle takipçi. Bir video paylaştım. Hadi topluca şey evet, yazıyoruz. Cimer'e yazıyoruz ya, falan. Gördüm onu, izledim. Ya bu muhabbeti yaptık artık. Yüzlerce insan falan Cimer'e şikayet yazdı, bir şeyler yazdı. İnşallah çözülür yani. Ya abi bir yol olması gerekiyor. Hani gerçekten ne olacağını belli ya, olması lazım. Çünkü ya, zor değil. Ya sen E-Devlet gibi bir şeyi kurdun. Bence bak E-Devlet'i kurmak da çok güzel. Ha, E-Devlet gibi bir sistemin içerisinde bu kadar işlemimizi hallediyoruz. Ben askere gidiyordum. Hiçbir yere uğramadım ya. Ya eşkiden öyle değildi. Onu celbini al, sevkini tabii al, canım. Şeyini al. E şimdi geldim ben E-Devlet'ten bir şeye girdim. Bir şeyi seçtim. İşte sorular sordu. Soruları yanıtladım, askere gittim. Şimdi bunu yapabiliyorsun. Sanki vergi de böyle bilerek yapılmıyormuş gibi gelmez mi insana? Şimdi öyle düşününce vatan aynı olur. Yani bu konuyu burada yapmıyor? Bipleyebiliriz. Ama abi yapabilir yani. Yok, tam olarak haklısın. Yani vergi dediğin şey, finansman dediğim şey hayatımızın gerçeği, en büyük gerçeği. Dolayısıyla da buna bir kesin çözüm lazım. Çok net, ama bizde buraları hep böyle sümen altı ediliyor. Yani ben de memnun değilim. Çünkü deli gibi vergi veriyoruz baktığında, ama neye nasıl, hani sürekli bir diken üstündeyiz abi. Hani bir yolumuz olması lazım. Düzgün bir şekilde bizim 3 lira kazanıyorsak ne kadar vergi vereceğimizi işin başında bunu kestirebilmemiz lazım. Böyle bir yapı da yok. Nasıl yapacağımızla ilgili olmaz takla ya. Atıyoruz. Tevkifatın bilmem kaç tane, %30 tevkifat mı, %10 mu, %100 mü vereceğiz? Danışmanlık mı keselim, reklam mı? Bunların hepsini çözeceğim. Neyse uzamasın. Çözeceğim. Bunları çözeceğim. Ben de taktım kafayı. Sen nasıl taktın? Ben de taktım. Çünkü benim derdim şu. Herkes yani bilen sayısı artarsa faturalaşma sürecimiz, yani ayırdığım zaman daralacak. Tamam mı? Benim için şu an o bir zaman. Fatura geliyor. Abi öyle mi keseyim? Böyle mi yapayım? Ben bununla zaman harcamak istemiyorum. Benim belki işim daha fazla iş yapacağım. Daha fazla vergi vereceğim. Evet ya. Bu da ayrı bir konu. Herkes yani bilsin şu işi. Bilen birini getirttirelim buraya, anlattıralım. Onun gibi kesin, yani doğru şekilde kessin herkes faturasını. Ben onunla zaman ben işime bakmak istiyorum abi. Herkes öğrensin süreci. Herkes daha çok iş yapsın. Ben vergi dairesine gittim, oradakiler bile bilmiyordu. O iş zor çözülür. Aynen öyle. Ben oraları Metin abiyle anlattıracağım. Neyse canım. Yeter bu kadar vergi tarafı. Hadi o zaman. Kimdir Onur? Anlat bakalım. Ne yaptın? Ne ettin? Baştan mı anlatıyor? Dünya bir toz bulutuydu. Ne yaptın? Üniversite geçmişin vesaire. Üniversite... Nereden geldi bu içerik olayı? Benim mesela şimdi çocuklara da böyle izleyen arkadaşlar benim genelde genç oluyorlar. Bana en çok gelen sorulardan biri abi üniversitede ne okuyalım falan oluyor. Ben biraz böyle kötü örnek gibi de olmak istemem ama benim okul hayatım çok kötüydü. Ya ben işte sınıfta mı kalmadım, lisemi değiştirmedim. Ya ben böyle ama yani şey böyle hani bir şeylerle uğraşıyorum. Bir yandan mesela çok erken yaşta ticarete atılıyorum. İşte bir yere işe giriyorum, çalışıyorum. Muhasebecilik falan böyle. Bir yerin muhasebesini tutuyorum falan. Böyle işlerle çalışıyorum. Öyleyim mi? Bu ne biliyor musun? Bunu anlattım geçenlerde. IQ ve EQ. IQ'su yüksek olan kişiler aslında okulda derecelerle ya da işte okuldaki o motomot şeyle daha iyiler. Duygusal zekası yüksek olanlar aslında okuldaki not tarafıyla daha az haşır neşir oluyorlar. Ben de öyleyim çünkü. Bende de lisede, lise 1'de resim, müzik, beden hariç hepsi 1'di. Anladın mı? Hani sınıfta kalmadım ama ucundan döndüm. İşte yüksek lisansı son anda bitirdim. Üniversiteye öyle aynı şekilde falan filan. Okulda iyi değilim ama sosyal hayatta çok iyiyim. Evet yani. Aynen tam onu diyorum. Mesela okulda hayatım belki kötü olabilir ama işte müzik hayatım var. Burada ciddi bir işte her şeyi kavramışsın, kendini geliştirmişsin, işte ticaret hayatında keza bu konularda falan. Bende de öyleydi. Yani ben lisede zaten çok kötüydü. Sonra dedim ki benim artık o aralarda böyle şey yapmak istiyorum. Böyle hani edit işleri yapıyorum böyle ufak tefek. Hocama soruyorum ya hocam işte ben bu işlerle çok ilgiliyim. Ben bunu meslek edinmek istiyorum. Lisede daha böyle Premiere, After Effects kovalıyorum falan. Ben bunu meslek edinmek istiyorum. Hoca bana geliyor diyor ki kaç puan aldın sen işte bilmem 300 küsür bir şey söylüyorum. Oo 250 geçmişsin git polis ol, böyle saçma sapan tepkilerle karşılaşıyorum falan. Orada da ben şunu anladım. Dedim ki ya sanırım ben bu işi böyle çözemeyeceğim. Benim büyük şehre gitmem lazım. Ama orada mesela İstanbul çok yemedi bende o dönem. Dedim ki Ankara'ya gideyim. Bir sektöre mektöre girerim. Oradan böyle hani gelin damat videoları çekerim. Tam da öyle oldu mesela. Oradan Hacettepe Üniversitesi'ne gittim böyle. Kötü bir sinema bölümü. Böyle daha alt tabaka bir sinema bölümüne gittim falan. Gittim orada okurken böyle gelin damat videoları çektim. Böyle çıkıyoruz ev arkadaşımla. Nevşehir'de gelin damatları çekiyoruz falan filan. İşte Kapadokya balonlar. Rap klipleri böyle tam şey böyle yeraltı amele rap klipleri çekiyoruz falan. Öyle öyle. Ya sektörde kendimi geliştirdim. Sonra bir şirkete girdim. Ya orada da şunu söylüyorum. Ben mesela okulla hiç alakam yok. Okul hayatım çok kötü. Üniversite hayatım ekstra kötü. Hiç okula gitmedim doğru dürüst falan. Hani mezunum ama pandemi falan filan yani kaynak mezunum yani o şekilde, ama sonuç olarak bize dayatılan bir cümle var ya işte oku adam ol, yani eğer adamlık kavramı bizim bildiğimiz kavramsa işte belli bir hayata entegre olabilmeyse, hı hı,
olmasa da olur bir yerde yani. Ben onu öğrendim en azından kendi hayatımda. Ya şöyle. Başka tarafta başarılı olabilirsin anlamında. Kesinlikle yani. Öyle. Bak senin yaptığın şey çok güzel. Benim babam gözlükçüydü. Ben doğduktan birkaç yıl sonra zaten dükkanda büyümeye başlamışım. Ondan sonra işte yerlerimi süpürmedim, faturamı alıp ödemedim, müşterilere mi bakmadım, bilmem ne, oraya mı koşturmadım, buraya mı koşturmadım. Bu seni farklı şeylere itiyor. Ya, bence şu an üniversite okumanın hiçbir anlamı yok. Çünkü her yer apartman üniversitesi. Ama sen bir yere girip çalış, fotoğrafçı, düğün fotoğrafçılarının yanında gez, drone kullanmayı öğren. Drone eksperti ol. Dünyaları kazanırsın. Üniversitede sana şeyi öğretmiyorlar. Burada Ömer Serkan Bakır geldi. Marmara Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak da görev alıyor. Ömer dedi ki çocuklar onlardan şey istiyor. Bize drone çekimini göster. Siyah beyaz evet onu da hani fotoğraf işlemeyi de anlatın. Yani eski fotoğrafı da anlatın ama dijitali anlatın ya bize diyor öğrenciler. Yani dijitalin anlatılmadığı bir üniversite olabilir mi? Var. Şimdi sen oraya okuyorsun. Sen kendini geliştirmezsen fırsatın yoksa ne olacak abi iş? Aynen. Patladın gitti. Dolayısıyla da senin yaptığın çok doğru. Yani okurken herkese ben de onu şeyi veriyorum örneklemeyi. Lütfen çalışın. Yazın, kışın bir yere girip çalışın. Aynen. Staj yapın. Kırbaçlanın abi. Staj mesela aynen öyle. Bunu da kendim de söyleyeyim. Benim hayatımı ya ben değişti gözüyle bakıyorum. Çünkü sonuç olarak ben Karslıyım. Ya Karslı bir aileden çıkmış olarak yani zengin değiliz bir şey değiliz. Benim hayatımın değiştiği olarak bakıyorum. Benim hayatımı değiştiren şey neydi? Stajdı. 3 aylık staj beni baştan yarattı yani o konuda işte o stajda öğrendiklerim ve hani şey var ya işte staj konularında bana sürekli şey diyorlar abi stajları bulalım orada gir çalış para kazan ya biliyorum mesela ben orada şey diyordum ya para kazanmama gerek yok öyle de oldu parasız staj yaptım 3 ay benim hayatımı değiştirdi o yüzden onlar daha önemli yani bana zaten en çok gelen yorumlardan ben çok da üzülüyorum işte diyorlar ki ben radyo televizyon bölümü okuyorum ki bizim sektörün en çok okunan en yüksek puanlı bölümlerinden biri. İşte dördüncü sınıfım yazıyor, işte mezunum yazıyor. Programları senden öğrenmeye başladım, harikası. Harikasını geç de yani. Beş sene, dört sene nereye gitti yani? Hocaların ne yaptı sana yani, ne öğretti? Sinemada belki bir şey öğretmişti de ne öğretmiş? Ona çok üzülüyorum ben. Bu stajdan ben de bir örnek vereceğim. Stajda da böyle antin kuntin yerlerde çalışma adı altında söyleyeyim ben sana. Gençken neyin sana oturmadığını öğrenmek için en güzel şey aslında oralara gitmek. Ben üniversite bittikten sonra D&R'da çalıştım. Müzikten gelen bir bilgiyle girdim. Orada bir sürü müzik albümü, yeni şeyler öğrendim. Sonra Zara'da çalıştım bir yıl. Çok hala böyle çok güzel kıyafet katlarım. Hala manyak gibi katlarım. Ama kurumsal hayat da ona dahil olabilir yani. Aynen öyle. Ya oradan o ikisinin arasında 1,5-2 ay böyle Beylikdüzü taraflarında kimya malzemeleri, temizlik ürünleri satan bir yerde de çalıştım. Araba verdiler altımıza. Gittik kapı kapı gezdim. Neyi yapmamam gerektiğini mesela o iş benim yapmamam gereken bir işti. Öğrendim. Sonra askere gittim. İngiltere'ye geldim. Teknoloji sektörüne girdim. Ve burada çok mutlu oldum. Ama o önceki dönemi yaşamasaydım beni neyin tetikleyeceğini bilemiyordum. Staj o yüzden hani burnunuzu sütmesi gerekiyor. Para kazanmak değil olay. Para zaten bir gün kazanacaksınız. Yani emin olun ama bir şeyleri bilin o size zaten parayı getiriyor. Aynen. Ya ben mesela bir iş var atıyorum. Bir genç bir kişi mesela o işe girmek istiyor. Babası diyor ki git bu işi yap. O diyor ki yok ben bu işi yapmam. Neden? Yapmamam gerekiyor. Şimdi şöyle bir durum da var. Bir söz var ya böyle ben kaybetmem ya kazanırım ya öğrenirim diye. Benim mentalite biraz öyle çalışıyor. Ya doğru. Ben inşaatta çalıştım mesela. O bile bana bir şey öğretti. Bak çok kötü ama o bile bana bir şey öğretti yani. Oradan mesela her şeyden bir hani pragmatik mi düşünmek oluyor tam bilmiyorum ama böyle her şeyden bir fayda sağlayabiliyorsun. O yüzden denemek o yüzden önemli. Bak çok güzel bir örnek yani. Kimya tarafına girdim. O işi yapmamam gerektiğini öğrendim. Bu çok önemli bir şey abi yani. İngiltere'de ben yoksa belki 35 yaşında yine deneyecektin o işi. İngiltere'de ben 3 ay bulaşık yıkadım restoranda. Yani İngiltere'de... O bayağı şey öğretmiş. Evet. Ama aşçıdan da güzel tiyolar da aldım. Hala mesela çok güzel bulaşık yıkarım. Anladın mı? Ya bulaşıklarda da mesela leke kalmaması bir şeydir abi. En iyi bulaşıkçı ol ya. Bu kötü bir şey değil ki. Aynen öyle yani. Yani orada sonuçta günün sonunda tipleri alıyordun gidip bir şeyler yapıyordun. Bir de şimdi insanlar biraz böyle kolpa konuşuyor da mesela. Ya 10 sene önce kasaplığa kim saygı duyuyordu? Şimdi Nusret Ceyzen'e ne o zaman yani? Hani onu olmak için de evet. Bir şeyin en iyisi olmak çok önemli o konuda. Aynen yani. Öyle. Ya o yüzden staj, üniversite demiyorum ama staj çalışırken yani okurken ya da hayatında ilerlerken bir yerlerden farklı tatları almak gençken çok önemli. Kesinlikle. Çünkü neyin senin için daha lezzetli olduğunu o zaman anlıyorsun abi. Yani üniversitenin bence en çok güzel kattığı şey o abi. Ya hayat, sosyallik, üniversitede muazzam. Tabii. Gerçekten hayatı öğreniyorsun.
sadece şu açıdan bakmalılar yani üniversiteye. Yani üniversite, çok üniversite konuştuk ama ya üniversiteye işte gireyim, mezun olayım, hani iş. Bu açıdan bakmazsan üniversite çok şey katıyor. Ya üniversitenin bir aşama olduğunu, bunun tamamen seni sonuca götürmeyeceğini öğrenirsen, hı hı, kendini geliştirmen gerektiğini, hani kendi, ya insanlar seni neden almalı, sana neden para ödemeli mantığını düşünürsen kesinlikle üniversite sana çok şey katıyor. Ama üniversitede mezun olayım bana iş versinler, o olmuyor. Senin gibi milyonlarca insan çıkıyor. Yani. Zaten o, ya ben MBA'de onu öğrendim. MBA yaparken, Zara'dayken İstanbul Üniversitesi'nin yüksek lisansa gidiyordum. Süper. Orada işte muhasebeyle ilgili finansı da öğrendik. Pazarlamayı da öğrendik. Atıyorum lojistiği de öğrendik. Çünkü MBA aslında sana iş dünyasının kapılarını açıyor. Bence MBA gibi dersler lisansa inmeli. Yüksek lisansa değil. Lisansta bunu öğrenmesin. Yani herkes kimya, o kadar organik kimya öğrendim, formüller. Abi zaten ben onları bitirdiğimde atıyorum numuneyi makineye koyuyorsun. Her şeyini o yapıyor. Ben neden öğrendim? Hani gereksiz bir bilgi kitapta yazıyor. Ama bu başka bir şeydi. Yani iş hayatındaki dinamikler farklı. Kimisi özel okuyabilir. Yani okuyup hayatını o tarafta devam ettirebilir. Kimisi de hayata atılabilir. Bence MBA gibi dersler artık lisansa inmeli. Kesinlikle. Böyle daha hızlandırılmış hayata hazırlama dersi oluyor. Muhasebeden biraz, lojistikten biraz, finanstan biraz, pazarlamadan, satıştan, hop daha hazırsın. Yemin ederim ben kimya okudum. Benim 5 yıl karanlık yılımdır. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Hiçbir şey hatırlamıyorum. O yüzden üniversiteyi çok önermem ben. Ama ben doğru bir örnek de olmayabilirim. Ya yok, ne bileyim, belki üniversite hayatın sana bir şey öğretmiştir. Ama ha, üniversite şey bölümü yaptım. Bazen gerçekten, bazen de diyorum ama gerçekten bu üniversite okuyanların %80'i üniversite okuduğu için pişman olanlardan ya. Yani. Benim kendi arkadaş çevremde bakıyordum. Ya diyor ki mesela 4 sene bunu okuyacağım. Çünkü bak 4 sene korkunç bir süre. Yani 4 sene biri dese ki mesela şu an, şu dakika dese ki ben video editör olacağım, 4 seneye kralı olur. Ben işte 3D tasarımcı olacağım, 4 seneye kralını olur. Aynen öyle. Ya 4 sene çok korkunç bir süre ve insanların pişman olmayacağı adımlar yapması gerekiyorsa en azından benim gibi baksın veya hiç okumasın yani. Ya okumak da gerekiyor gerçi bazı şeylerde şart olarak ama. Okumak hayatı sana öğretiyor. Yani okumaktan, aynen, kastım şu değil, atıyorum ders kitabı değil, farklı şeyler de okuyabilirsin. Kendine ekstra entelektüel birikim sağlaması açısından bir sürü şey de okuyabilirsin. Mesela 3D'ci olmak için bir sürü şey incelemen lazım. İşte sinema okuman, görmen gerekiyor, gözü gezmen, aynen, gerekiyor. Kore abi burada anlattı. Sergi gezeceksin, onu bunu gezeceksin. Ne çok çektiğin doğru değil, neyle çektiğin değil, nasıl çektiğin önemli. Bunları öğrenmek için de kendini geliştirmen gerekiyor. Okumaktan kasıt bu. Hani git sana o kitabı oku, ders kitabını, sınava gir değil yani. Bir şey oku, öğren yani. Aç, aynen, kendini. Ya biz mesela sinema diyorum, mesela benim kendi meslek dalım, biraz daha sinemaya giriyor çünkü yaptığım iş. Ben mesela tiyatroya gittiğimde, bizim bazı dersler tiyatroda oluyordu. Orada mesela çok şey öğrendiğimi düşünüyorum. Yani tiyatroda bir ışık ayarlarken bile korkunç şey öğreniyorsun. O yüzden biraz insanlar mesela öğrenmekten korkmamalı da bir yerde yani. Aynen. Yani çok ders mersten değil de. Yani. Çok uzağa benziyor. Kötü örnek de vermek istiyorum ya. O zaman soruyu değiştireyim. Evet. Şimdi sen YouTube'da içerik üretiyorsun. Bayağıdır aslında, birazdan o kısma da gelirsin, anlatırsın ama sence en zor şey ne içerik üretirken YouTube'da yaptığın ya da karşılaştığın? En zor şey biraz bana şöyle geliyor. Ben kendimi hep amaçladığım şeylere ulaşıyor olarak görüyorum. Çünkü ben YouTube kanalımı açtığımda bile abi inşallah 5000 abonem olur diye girmiştim. 200.000 abonem. Ya amaçladığım şeyleri geldi başarı olarak görüyorum. Sadece algoritmanın sürekli kendini yenilemesini bir türlü aşamıyorum. Yani çünkü bir şey biliyorum, mesela keywordslerin önemli olduğunu biliyorum. O diğer hafta artık önemli değil. Onu yani kimse de sana söylemiyor. Ya YouTube demiyor mesela şunu yapmalısın diye. YouTube senin çözmeni bekliyor. Karman çorman bir düzen vermiş, deniyorsun. Ay vallahi ruh hastası yani. Başlık ne kadar olmalı söylemiyor. Bence bu kadar ya. Hani bence 60'ı geçmesin. Ama işte 100 karakterli bir başlık koymuşum mesela. O video 550 bin izlenmiş. Kanalımın en çok izlenen videosu, çok uzun bir başlığı var mesela. Bence 60'ı geçiyor ya. Ama onu çözümleyemiyorsun. Optimize süre ne Onur? Bana ne söyleyeceksin? Kaç dakika yapayım şu podcastleri? Söyle bakalım. Ha mesela yok, anlıyor musun? Mesela biri gelecek diyecek ki abi bence 10 dakika yap. Olmuyor 10 dakika. O mesela benim 55 dakikalık videom izleniyor. Ya 12 saatlik videom 400 bin izlendi yani. Ben 3 dakikalık videolarımı 10 bin izletemiyorum ya. Onun da bir şey yok mesela, ayarı yok. O algoritma sürekli kendini yeniliyor. Bir de algoritmanın ne olduğunu çözümlemen çok zor ki benim 400 videom var, hala bilmiyorum. Hala bir video yüklerken ulan ne yapsam falan. Benim bir şey de yok ki yani, sürekli kabak fotoğrafı koyuyorum, tutmuyor, onu yapıyorum işte, araştırmalar yapıyorum işte. YouTube'da şeyi araştırdım bir ara.
YouTube'da abi %80 mi %90 mı ne koyu mod kullanıyormuş. Sonra gidiyorum işte koyu modda hangi renkler daha koyu. İşte sarı ve kırmızı çok işte gidiyorum sarı renk koyuyorum. Sarının üstüne ne güzel durur. Mor, mor yazıda güzel olmuyor. Siyah koyuyor. Ya bunları araştırıyorum yani. Artık delirme noktasına sonra geliyorum. Sonra onun için bir tane YouTube videosu daha çekiyorsun. Nasıl yapılır? Ama mesela şey YouTube'da beni zorlayan bir tek o taraf var. Ama YouTube yaparken, YouTube'a video çekerken sevmediği alana bir insan video yapıyorsa çok zorlanıyordur. Ben sevdiğim bir şey yapıyorum o konuda bir öneri bir de oluyor. Senin şöyle bir motivasyonun var. Hani videoların hem izleniyor hem de deli gibi de yorum geliyor. Hani izleyicilerinden aynen. Aslında bir sürü de interaction. Onlarla çok ciddi aynen. Derecede iletişim halindesin. Bu motivasyon ne? Nasıl çözüyorsun bunu? Ya o biraz şey mesela. Şöyle düşünelim abi. Sen bir öğretmensin. Öğretmen olurken mesela öğrencinin derse ilgisi seni çok etkiler. Ona da zaten hani mesleki doyum derler ya. Ben mesleki doyumu çok fazla yaşıyorum. Aslında mesleği kendim yaratmışım. Öyle bir mesleğim yok. Ben eğitim vermeye başlamışım ve insanlar sürekli bana saygı duyduğunu söylüyor. Ya bakıyorum mesela bazen yorum geliyor. Adam mesela mail atmış bana. Ya işte hocam diyor. İşte ben sizi çok seviyorum falan. Ben 62 yaşındayım. After Effects. Ya diyorum kanım donuyor yani. Geçen birine yorum attım. Bir tane adam ismini unuttum. Böyle yorum atmış hocam hocam. Ben dedim ki hocam ne demek falan filan. Ne hocamı sen benim hocamsın. Ben sana çok adam 45 yaşındayım. Ya bu mesela ben her böyle yorum gördüğümde biraz motive oluyorum. Bir de en çok motive eden şey bana böyle uzun uzun yorumlar var. Abi işte ben seni 1,5 sene önce izlemeye başladım. Şimdi şu şirkette işe girdim sayende falan. İşte sayende şu parayı muhteşem. Kazandım, bu parayı kazandım. Muhteşem. O yüzden ben de ya o motive ediyor beni yani. Bir de güzel bir alana içerik üretiyorum. Yani sevdiğim bir şeyin eğitimini veriyorsun. Süper yani. Yani senin alanın çok niş. Gerçekten çok niş. O yüzden zaten çok değerli. Hani pazarlamalarda böyle hep bununla dalga geçiyorum. Kendi nişinizi bulun falan. Sen çok güzel bir örneksin orada. Çünkü hani anlattığın konu dar. Ama aslında çok derin. Kesinlikle. Dolayısıyla da her şeyi aslında entegre edebiliyorsun doğru şekilde anlattığında. Vallahi eline sağlık. Güzel gidiyorsun. Vallahi güzel gidiyorum abi. Yani çok şey yapamayacağım böyle hani şansa mansa demeyeceğim. Çok böyle düzenli ilerleyen bir kanalım var yani her ay. Belli bir izlenme geliyor. Mesela hiç üstüne de çıkmıyor altına da inmiyor. O yüzden mesela ama şanstan ziyade çok böyle YouTube'da zaten şey olunca böyle hani düzenli içerik atınca o tutuyor bir şekilde. Peki yani. O zaman sana şunu sorsam. İstanbul'a geliyor musun? Kars'ta mısın? Bu soruyu niye hazırladın? Yukarıda da konuştuk ya sen dedin ya ben Kars'ta rahattım oturup koca gün 16 saat oturup çalışıp video ya yapıyorum. Ya onun mesela cevabı doğru da değil yanlış da değil ya bu mesela benim kafamı çok kurcalayan bir şey. Ben sürekli bir plan yapıyorum diyorum işte geçen askerden geldim böyle diyorum ki İzmir'e mi taşınsam diyorum 15 gün geçiyor ben ise Ankara'ya taşınıyorum. Ankara'yı da özledim zaten falan diyorum sonra diyorum ya Ankara'da da İstanbul'a taşınıyorum sürekli bu değişiyor orada mesela şey var. Ben seni bekliyorum mesela. Geçen seneden beri ben bir ara İstanbul'a geleceğim. Hatta sana şey bunu da onu da ekleyeyim. Onur dedim. Kars yazıyor oğlum burada adresin. Emin misin? O çok iyi ya. Gerçekten insanlarda böyle şey oluyor. Biri sponsorluk maili atıyor falan abi. Sponsorluk mailine şöyle cevap veriyorum. Kars'ta Emma haberiniz olsun. Emin göndermeyeyse haberin olsun ya. Eskiden şey varmış sanırım şimdi. Sen sektörde olduğunu daha çok bilirsin. Böyle tanıdıklarla falan konuşuyorum YouTube'da. Adamlar diyor ki bize eskiden kasa verdiklerinde İstanbul'da olmayınca vermiyorlardı. Gel kasayı al geri getir arabanla falan diyorlardı. Öyle bir şey var mıydı? O kadar hatırlamıyorum ama bunun nedeni aslında kargolarda onların basketbol topu gibi fırlatılması olabilir. Aynen. Yani ekran kartı, anakart, işlemci, Allah'lık sana gelen şey. İşte geçenlerde monitör gönderdik geldi patates gibi. Ya bence o yazılımsal da. Şu çok şey yapmayalım. Göstermedik çünkü. Yani şu anlamda söylüyorum ama mesela kasa artık satışı çok fazla olan bir şey ve daha önce kasa şeyi de yaptık mesela ekran kartı çıkarıp yollanmıştı yine. Onu da yaptık. Ya artık geliştiği için. Evet evet evet. Ya eskiden mesela şey vardı abi biz Kars'tayken eskiden dediğimce çok eski değil yani hani 10 sene önce mesela 10 sene öncesinde bakınca abi biz oyun oynayamıyorduk Kars'taki internetten Metin 2 oynayamıyorduk ya o kadar dandik bir internet vardı. Şimdi internet gelişti. Lojistik gelişti. Atıyorum mesela uçak bileti alıyorum. Çakka'dan hep buradayım. İşte zaten İstanbul'un işte ulaşımı da sağladığı kolaylıklar falan işte. Çıkıyorum Kars'tan saat 2'de. 5'te arkadaşlar Kadıköy'de hamburger yiyoruz falan. Şimdi böyle bir durum olunca İstanbul'da ihtiyacım olan şeyleri çok rahat çözebiliyorum. Hı hı. Ama mesela onu da böyle aylık baza vurunca mesela çok uygun fiyata çözüyorum. Onun dışında işte ailemle ben çok içli dışlı olduğum için Kars'ta bir ailem var işte zaten üniversite dönem falan çok ayrı gayrı kaldık biraz böyle yanlarında kalayım diye. Yani şu an çok düşünmüyorum ama ileride olabilir İstanbul'da. Ya. İstanbul güzel memleket. Zor memleket ya. İstanbul'da mesai yapmak çok zor.
az önce sen ne dedin? İşte gün içerisinde zaman ayırıyorum. İşte bir yere ben bugün mesela gitsem toplantıya, oraya buraya gitsem gelsem çok zaman kaybediyorum. Yani sırf yolda 1,5-2 saatim geçiyor. Her şey iyi giderse moral motivasyon olarak iyi oluyorum. Ama çoğu zaman uyuz oluyorum abi ben şey yani o trafikte geçen zamana olsun boş zaman ya. Çok gereksiz bir zaman. Ya ben telefonla diyorum yani. Sinan'la mesela Bodrum'dan gelirken bir yolculuğu ben Sinan'la telefonda geçirdim. Neden? Sıkıldım araba 150-160 gidiyoruz dümdüz yol. Sıkıldım arayayım bir sürü iş konuştuk. Herkese telefonla arabada konuşuyorum mesela. Ne yapayım? Ha, bir zaman değerlendirmek. Evet yani ne yapayım başka türlü böyle bekliyorum İstanbul'da. İşte orada mesela İstanbul'un bir de ya büyük şehrin İstanbul'un da böyle yaban atmış gibi oluyor. Büyük şehrin şöyle bir dezavantajı var. Çok fazla çevren oluyor, işte çok yapabilecek, çok aktiviten oluyor. Bu çok güzel bir şey ama bunun getirdiği dezavantajlar işine çok yansıyor. Yani sürekli bir şey yapmak istiyorsun. Arkadaşın arıyor mesela, evet. Ya kanka şu konser var kesin gidelim. Harbiden de sevdiğin biri mesela. Konsere gidiyorsun. İşte sonra diyor ki ya işte şurada şöyle bir sergi var oraya gidelim. Hemen gidiyorsun sergiye falan. Ya bunlar çok güzel şeyler ama bir bakıyorsun mesela geri dönüp baktığında yapamamışsın. Evet. Şimdi ben... Kars'ta 16 saat günde mesai yapıyorum. Ya yani mesai de diyemem. Yani kendi işim yapıyorum. Yani zor gelmiyor bana. 16 saat zaman ayırabiliyorum. Ben en son ne zaman arabaya, ne zaman toplu taşıma bindiğimi hatırlamıyorum. Ya ben yılda Kars'ta maksimum 1 veya 2 kere toplu taşıma kullanmışımdır. Hiç arabayla boş zamanım gitmiyor. Tamamen işte işime yoğunlaşıyorum, bir yere gidiyorum. Her şeyimi çok hızlı hallediyorum. İşte masrafım olmuyor vesaire deyince maddi de işte zamansal olarak da ben çok mutluyum küçük şehirde. Yani zaten evet. Hayatım belli bir dönemi küçük şehirde geçmiş. Yani İstanbul'un o dezavantajı var. Daha az içerik üretenleri anlıyorum. Mesela sen belki görmüşsündür. Mesela ben çok fazla YouTuber takip ediyordum abi. Adamlar hep küçük şehirde başlıyordu. Büyük şehre gidince 2 günde bir video atan adam 15 günde 1'e düşüyor. 10 günde 1'e düşüyor. Ve bunu ben gözlemledim. Ben biraz böyle bir analiz yapınca dedim ya muhtemelen ben de öyle olacağım. Ben öyle olmak istemiyorum. Çünkü bana 3 günde bir video atmak bile diyorum ya az mı atıyorum acaba falan diyorum. Halbuki videolarımı o kadar edit yapıyorum, evet. O kadar şey yapıyorum. Mesela dümdüz atmıyorum ben videoları. O yüzden mesela çok çalışmak istediğim için küçük şehir bana çok avantajlı geliyor. Yani. Bu noktanın sana kurumsal ayağını söyleyeyim. Gün içerisinde toplantıya gittin, maillerini yanıtlayamadın, birikti, satış yapacaktın, bir yerlere gittin, ziyaret ettin. O toplantı, bu toplantı, trafikte. Akşam geldin saat 8'de evine. Dinlenemiyorsun abi. Ne yapıyorsun? O bütün o bekleyen maillere akşam 8'den 11'e kadar, yatana kadar neyse yanıt veriyorsun. Sabah kalkıyorsun, trafikle beraber işine gidiyorsun ve bu loop'a giriyor. Bu dediğin şey de işte insanlar o yaratıcılıklarını, üretkenliklerini bitiriyor. Aynen. Tükeniyorsun. Neden? Çünkü o aradaki denge o kadar zor ki. Yani müşteriye gitmen lazım. Çünkü o bir müşteri. Onu anlaman lazım. Onunla iş yapıyorsun. O senin iş ortağın, partnerin bilmem ne. Ama şirketin ya da beklenen mailler de var. Senin arka tarafta bir de o dokümante işin var. Mail atman gerekiyor. Birine yanıt vermen gerekiyor. Bir müşterinin servisle ilgili sorunu olabilir. Onu çözmen gerekiyor. Ve sen tükeniyorsun. Oraya mı yetişeyim buraya mı? İşte senin buradaki avantajın kurumsal hayat haricindekini söylüyorum. İşine çok güzel odaklanmışsın. Aynen. Bende de mesela bu aralar Haziran ayım yoğun geçtiği için söylüyorum. Akşamları 11'e kadar çalışıyorum. Çünkü gün içerisinde bir yerlerdeyim, buradayım, kayıt alıyoruz vesaire. Onun bir dengesini akşam sağlıyorsun. İşte senin o hayatındaki denge sadece o ama sana yemekte de söyledim. Bir yerden kırılacak bu. Bir yerden ekibi. Kesinlikle ya onu büyütmek gerekecek. Yani ben de zaten ileride öyle bir şirket falan böyle daha büyümek istiyorum. O anlamda muhtemelen bir sene sonra falan bir yerlere yolum mecburen düşecek. Ya ama şu fark var ha bak kimse kendine bu öz eleştiriyi yapmaz. Ben aslında eğitim tarafını güzel verdiğimi düşünüyorum. Ama mesleki anlamda yaşımdan da dolayı yani süper bilgi sahibi de değilim sinema konusunda. Ben programları iyi kullanıyorum yani. Ama mesela çok yaratıcı mıyım? Aslında değilim. Şimdi burada mesela diyelim ben İlker Canikli gibi izlerim mesela severim. 4 senedir 5 senedir aynı şekilde Koray Bülent. Ya bu adamlar ansiklopedi. Ben bu adamların ikisiyle de tanışmadım. Bir gün mesela İstanbul'da olsam sen desen ki ya Onur kalk gel işte İlker de var Koray da var dedin mesela. Ya teknik ben olarak geldim. İlker abi aşağıda. Şimdi sen çağırdın. Ben o adamlarla oturdum. Kendi öz eleştirimi yapayım. Ben o adamlarla oturduktan sonra eskisi gibi video çekemem. Çünkü o adamlar ansiklopedi. Ben o adamlarla tanıştığımda muhtemelen kendimi çok kötü hissederim. Ama Kars'ta öyle hissediyorum. Kars'ta kırılır ya. O da yani şöyle tamamen sosyal medyanın tepkisine göre iş yapabiliyorum. Ama burada ben İlker Hoca'yla, Koray Hoca'yla falan otursam o adamların o kadar bilgi sahibi olması beni kendi işsel olarak şey derim. Ya, her video yaparken ya bu videoyu yapsam mı acaba?
Ya bu videoda da çok basit bilgiler var. Şimdi Koray Hoca görse dalga geçer falan. Bir şey söyleyeyim, hiç öyle düşünme. Yani ne bileyim ilk, ben eleştiri olarak. Koray yani. Abi özelinde söyleyeyim, çok şeker bir herif. Yani ve inanılmaz derecede böyle ne derler. Ya çok ciddi bir adamın motivasyonu var. Gençlere bir şeyler öğretmekle böyle hiç böyle egosu yüksek bir adam değil. Ona bir soru soruyorsun. Yani burada da zaten izledim videosunu. Discord'da orada burada birçok kişi kendi yanıt veriyor. Abi çok da hani bilgiyi paylaşan en büyük insanlardan birisi Türkiye'de. Yorumlara kalp atıyor, yanıt evet, veriyor teker evet teker. Evet abi yani dolayısıyla da oraya çıkınca zaten öyle bir şeye ihtiyacın olmuyor. Ya benimki ya, tabii şey mesleki olarak söylüyorum. O adamlar için bence hiç şey değil yani. Bir gün geldiğinde tanıştırırız. Hani şey i̇nşallah yaparız, tanışmak gideriz, isterim yani. Gideriz yani. Değişik olur. O zaman sana şeyi sorayım. Bu kadar eğitim mi eğitim var mı workshop planı? Yapacağım mı? Abi sen soruları şimdi hazırladın. Bize de şu silah orada kuruyor falan böyle orada soruları yazmışsın be. Ya workshop yemin ederim o kadar çok istiyorum ki sürekli böyle şey yapıyorum. Benim hep aklımda vardı. Bu yüzden mesela hep hayalini kurduğum şey şu. Ya diyorum ki mesela bu işlere devam edeyim. Ben YouTube'da falan video yayınlamayı çok seviyorum. Hatta başka platformlara giriyorum. Ben sırf parayla eğitim satmayı çok fazla mesela kendime kötü hissettiğim için Udemy'den mesela bir tane kurs yayınlamıştım hemen kaldırdım. Bir tane Udemy'de kurs yayınlamadım ama orada da yayınlamak istiyorum. Çünkü her yerde bir insana ulaşmak istiyorum. Orada da şey diyorum mesela bu işleri devam ettirip keşke şöyle bir şey olsa mesela atıyorum bir workshop bir alanım olsa. Orada mesela otursam ve 20 kişiyle birebir o eğitimin değeri gerçekten başka. Kamera karşısında başka, yüz yüze başka yani birebir soruyla. Aynen öyle. Senin mesela kesin biliyordur diye anlatmadığın şeyler aslında insanların çok büyük merak konusu olabiliyor. Bu çok önemli. Bak bizdeki yani bunu herkes için söylüyorum. Bir işi bilen birisi için karşı taraftakinin neyini bilmediğini aynen. biliyorsun ya ve sen şey diyorsun. Ya bunu da biliyordur diyorsun ama aslında çok bu senin şey tam mesleki dejenerasyonun. Yani aynen. Yani maalesef ki çok basit bir şekilde anlatman da gerekebiliyor ki sen videolarında onu da yapıyorsun. Öyle olması gerekiyor. Karşındakin ya farz etmek kadar öyle sanmak kadar kötü bir şey yok abi. Yani aynen. soracaksın abi sen bunu biliyor musun? Bunun bu altlık yani bunun amacı bu aslında. Bilebilir. Aa bu ne işe yarayacak? Sonra ya, çok oluyorsun. Aynen öyle. Yani biz çünkü o kadar çok işin içindeyiz ki bazen o körlüğü yaşayabiliyoruz. Aslında sormak gerekiyor ve böyle etkinlikler pandemide yapamadık ama öncesinde ben işte söyledim sana VP ile ilgili montörle ilgili çok workshop yaptım. Çok anlattık. Birçok yere gittim anlattım. Onun tadı çok farklı. Çünkü aynen. şimdi sen de montör ya da ürün işte Asus'tan da ürün incelediğin MSI'da da ürün incelediğin Visonic'te yaptık. Ürünü anlatıyorsun. Ama şimdi burada gidip menülerini açalım bakalım. Renklerini ayarlayalım. Onun tuşuna basalım. Bu hissiyat farklı. Bunun hmm. tadı çok farklı. Pandemide kaybettik ama bence yavaş yavaş bu konular geri gelecek gibi hissediyorum. Ben yapacağım gibi yani yapmayı düşünüyorum. Yapacağım adımındayım ben yani. Ya çünkü çok istediğim bir şey ve çok istediğim bir şeyse de muhtemelen ben bunu deneyeceğim yani kafamda olan bir şey. Böyle atıyorum 20 kişi 30 kişi oturuyor ve sohbet muhabbet eşliğinde böyle samimi bir şekilde programla o insanlara böyle çok dokunacağını düşünüyorum. Hatta böyle bunu düzenli olarak yapmak isterim yani. Aynen. Hani orada anlatacağım şeyleri mesela 20 gün boyunca mesela ders vermek isterim. Oradan çıkan bir adam mesela muhtemelen çok bilgi sahibi olacağını düşünüyorum. Ki onu Acun yaptı yani. Ozan bu arada kulaklarım çınlasın. Ozan da aynen. Acun Akademi'de. Ay sonu o da gelecek ondan her sonra. Şey aynı onları yapıyorlar. Ya şöyle böyle detaylı içerik üreten herkesin aslında içinde bir eğitim dürtüsü var. Var. Tamam mı? Bende de var. Yani Sinan'la biz de defalarca konuştuk. Ben de gidip üniversitede eğitim vermek istiyorum. Hani bu podcast'te anlattığım konuların üniversite öğrencilerine işe girerken mülakat nasıl olur? Kesinlikle. Şirket içinde nasıl öğretim mailleşmelisin? Adamla nasıl? Yani bir şirkete mi gireceksin? Şirket nasıl stalklanır? Mailleşme adabı. Yani mail adabını hazırladım, yaptım. Yakında işte mülakatla ilgili de içerikler hazırlayacağım. Ama bunları insanlara anlatmak istiyorum. Yani üniversitelerde gidip anlatmak ve bunun bir o mini MBA gibi hani yüksekten normal lisansa aktarılmasını istediğim şey aslında ben anlatmak istiyorum onu oralarda. Çünkü gençlerin bunu öğrenmesini istiyorum. Senin için de aynı şey. Hani daha fazla bilen olsun etrafımızda. Yani biz bunu aktarmak istiyoruz. Böyle bir bizde garip bir gen var ve onu rahatsız ediyor bizi. Bir şeyleri yapmamız gerekiyor. Kaşıntı var yani aynen. içinde. Ve senin anlattığın konuda da abi benim mesela kendi konumdan müzdarip olduğum şey zamanda mesela ilkokulda başlıyor sanırım. Veya ortaokulda lisede rehberlik diye bir ders var ya. Mesela bu rehberlik dersi normalde işte atıyorum meslekleri öğretmesi gereken veya işte başka hayata dair bir şeyler öğretmesi gereken bir dersken
Biz eğitim hayatımız boyunca rehberlik dersi varsa işte bir günün sonuna konur ve okuldan erken çıkardık. Ya o ders işlenmezdi. Evet. Beden eğitiminde futbol oynamak gibi aslında. Mesela beden eğitimi ondan evet. ibarettir. Değildir yani hiçbir şey de öğrenmezsin. Aynen. Mahallede maç yapar gibi maç yaparsın. Evet, evet. Ben şunda bu şu konuda müzdaribim yani. Diyorum ki ya bu gençlere, biz 80 milyonluk bir ülkeyiz. Bu gençlere hiçbir zaman okulda para öğretilmedi. Aynen öyle. Ve hayattaki her şeyin amacıdır. Bu çocuklara sadece bir işe girmek öğretildi. Ve bir iş kurmak öğretilmedi. E üzerine şimdi sen mail adı biliyorsun. Ben 25 yaşındayım abi. Ben hani bir işte de çalıştım işte hani kurumsal hayat falan. Ben o videonu izledim. Aydınlandım. Gittim işte mailde kendime imza falan hazırladım senin videondan sonra. Ve diyorum ki ya oğlum öğrenecek ne kadar çok şey var ya. Ve bize hiçbir şey öğretmemişler. İşe girme süreci mesela. Mülakat süreci. Abi okulda öğretmemeleri saçmalık çünkü hayat bundan ibaret. Ya onların mesela bence öğretilmesi lazım hakikaten. En kötü üniversitede yani. Dün söyle yani şey sen az önce dedin yorumlarla. Dün akşam bana Yusuf diye bir arkadaş mail attı. Instagram'dan mail attı değil mi? Mesaj attı. İzliyorsa en azından ona da selam göndereyim. Bir şey mülakata girmiş. İlk mülakatıymış. İşte senin videonu izledim. Şöyle böyle vesaire. Ben ona bir tane okuduğum Medium'dan bir blog attım. Bak dedim mülakatlara böyle hazırlanırsın. Ama kendim aldığım notlarımda da 4 tane başlık vardı. İşe girme süreçleri, işte şirketler nasıl stalklanır, nasıl konuşursun, nasıl edersin. Şunu hissettim. Bu arada ben yarın onu kaydedeceğim. Yarın mülakat kısmını kaydedeceğim. Çünkü bilmiyor insanlar. Yani bak bu üniversite mezunu, kamu yönetimi okumuş çocuk. Ama mülakatı bilmiyor. İlk mülakata girdim, çok heyecanlıydım bilmem ne. Bu çok normal. Ama bunu öğrenmedik ki. Aynı şekilde farklı bir örnek. Paranın Psikolojisi diye bir kitap anlattım. Hiçbirimiz parayı nasıl kullanmamız gerektiğini bilmiyoruz. Aynen. Yani parayı kazanıyoruz. Neye yatırım yapacağız? Ya aynen kazanmakla bitmiyor. Yani bir şey mesela bir 200 liran varsa bu 200 lira işte şu düz mantıklı. 200 lirayı 400 lira yapabilirsin. Veya 200 lira bir işte ne bileyim tişört satın alabilirsin. Aslında bir tişört satın aldığında senin kaybın 200 lira değil 400 lira oluyor. Bu çok basit mantık para psikolojisi aslında bir yerde. Ya bunun okulda 12 sene hiçbir şey öğretilmedi. Biz İngilizce dersine giriyorduk her sene emizardan başlıyorduk. Ya ne emizarı ne anlatıyorsun sen hani ya bir üst seviyeye geç ya da anlatma ulan yani bana o zaman emizardan 12. sınıftan başlar. Ya o eğitimde mesela hiçbir yerde öğretilmedi aynen bunlar öyle. Ve ya en acıdığım nokta ne abi? Mesela ben senden mesela sosyal medya konusunu çok izledim. Çünkü ben şunu savunuyorum. Her insanın sosyal medyada işte internette bir sesi veya yüzü olmalı savunan evet. bir adam. Çünkü yeni dünya düzeni artık evet. eskisi gibi bilgisayar okuryazarlığı da bitti. Önceden Word bilen bir işe giriyordu. Şimdi o dönemler bitti tabii, gitti. Aynen. Artık sosyal medya işte reklamcılık burayı savunduğum için ya izliyordum mesela. İlk şey videolarını izledim iki bölüm. İşte sosyal medyanın analizi. Dedim bunun en çok eğitim izleyen 4. ülkeymişiz falan muhabbeti. Oradan gittim o 300 sayfalık bir PDF'i vardı. Açtım onu inceledim falan. Sonra mail adabı. Çok güzel yok mu? Yani bak orada inanılmaz bilgi var. Hani korkunç data var. Ya oranın sadece bir bölümünü al. Yani sesli yani telefona sesli komut vermeyi üzerine çalış. İş geliştir ya. Aynen. O kadar. Ya bir sayfadan bir datayı al. Türkiye burada Google bana şunu getir. Getir bana bunu getir. Bunu üzerine çalış ve bir iş kolu yarat. O kadar. 300 sayfaya geç. Bir sayfadan bir datayı al, kullan ya, hayatını geliştir. Çok basit bir konu. Aynen. Bunu izledim. Sonra dedim mail adabı. Şimdi sen mülakat adabı diyorsun. Benim en acıdığım konu şu. Biz şunu yaratmalıyız. Abi insanlar senin o mülakatı anlattığın videoyu aratıp bulmayacak. Bu çok acı değil mi mesela? Aslında adamlarda o yok, anladın mı? Hayır, şu anlamda mesela adamın normal şartlarda mülakata girecek ya, YouTube'a girip şunu yazmıyor mesela, mülakata gireceğim ne yapmalıyım yazmıyor aslında. Yani araştıran vardır elbet ama çok az araştırıyor. Mesela senin o videon mesela bir yılda kaç mülakata giriliyordur? Aslında mesela benim arkadaşım vardı mesela bankacı, işte beraber mülakatlara gidiyorduk. Arkadaşımın yanında böyle gidiyordum beraber işte. Orada bakıyordum ya yüzlerce insan mülakata giriyor. Her bankaya, her evet. işte işletmeye, her işte kurumsal bir firma. Yüzlerce mülakat var. Ya diyorum ki demek ki bu ülkede aşağı yukarı milyonlarca mülakat oluyor. Tabii. Ya bir firma binlerce mülakat yapıyor. E tamam da mülakat ile ilgili neden 1 milyon izlenmiş video yok? Ya Onur şöyle diyeyim ben sana. Ben VSWork'ten ayrılacağım. LinkedIn'e ben post çıktım. İşte birilerini arıyoruz diye. Sonra bizim şirket çıktı. 500 küsür başvuru geldi. Ben onların içerisinden bir elimi eledim. Bir kısmıyla da görüştüm.
Ben de yaptım mülakatı. Mülakatlara da katıldım. Sana şöyle bir farklı bir örnek vereyim. Bunu yarın anlatacağım gerçi ama şimdi eşim iş görüşmesine gidecek. Ben ne soracağım dedi. Şimdi ben hazırladım ona bir sürü soru. Bak dedim, al şunu oku, şunu oku, şurada böyle bir şeyler var falan filan. Ilgın bir gitti görüşmeye. Ilgın adamla mülakat yaptı. Çünkü yani şimdi mülakatta sen hazırlanıp gitmiyorsun. Şirket ne yapar, ne eder, nasıl iletişim kurulur? Bunlar o kadar önemli ki. Adam diyor ki, var mı sorunuz? Hehe, yok, kaç para vereceğiniz? Abi böyle bir şey olabilir mi ya? Sen hayatın zamanını vereceksin. Hayattaki en değerli şey zaman. Sen belki o şirkete dahi layık değilsin. Ya o şirket sana layık değil. Abi böyle bir ezilme var mı? Bir sor, sorgula. Soru sormak çok doğal, çok psikoloji güzel bir şey. Psikoloji ama abi, yani o sürekli dayatılan şu işsizlik psikolojisinden kaynaklanıyor. İnsanlara da dediğim gibi o senin öğrettiğin şeylerin öğretilmemesinin acısını burada yaşıyoruz işte. Aynen öyle, aynen öyle. Pandemide ne yaptın? Abi pandemide ünlü oldum. Ben kanalı 2020'nin başında kurdum abi. Böyle o zaman da Ankara'da çalışıyorum, böyle retro yapım diye bir yerde. Onlara da selam olsun. Çok da seviyordum iş yerimi. Ya ben Kars'a döndüm. Mart 2020'de dedim ki bir 20 gün gideyim annemi falan göreyim. Gittim Kars abi. Pandemi patladı. Benim uçak biletimi bir iptal ettiler. Sonra ben orada kaldım. YouTube kanalım da o zaman 1000 abone falan. Pandemi patladı. Sokağa çıkma yasağı bir koydu. Benim ivme şöyle olmaya başladı. Herkes şey yorumu yaptı işte. Evde oturuyorduk, boş boş bir şeyler öğrenelim dedikten ben 50 bin aboneye çıktım. 100 bin aboneye çıktım falan. Pandemide de full içerik ürettim. Benim böyle bir bölüm var abi. Mart 2020'den Haziran 2020'ye kadar 100 günde 100 video yayınlamışım. Full eğitim abi. Full çalıştı böyle yani. Çalışmakla geçti yani insanlar. Güzel. Yani çok şey katmış işte kendine, ne güzel abi. Tabii. Yani pandemide zaten herkes eğitildi. Ekmek yapanlar. Çok Türkiye'de biliyorsun. Kesinlikle. Aynen. Mesela o dönemden sonra en çok tutan şirketlere bakınca mesela Getir. En çok tutan şirket oldu yani. Şimdi biz de o sektördeniz. Evet. İçerik üreten sektöründen yani. Benim de öyle çok psikolojim bozmadı aslında. Sinan abinin örneği gibi olacak ama ben böyle evde oturduğum için ben hissetmedim ki pandemiyi. Evde zaten video üretiyordum, hiç hissetmedim. Ben çok hissettim. Ben normalde haftada bir iki, evet ben iki, üç, üçü zorlarım, hep dışarı çıkardım yani bir şekilde. Yani herkesin dinamiği çok farklı. Ben gezmeyi, tozmayı, yani network işini çok seviyorum. Yani oturup birileriyle muhabbet etmek, içmek. Çünkü satış pazarlama kökeninde Sinan'ı geçenlerde bir yere götürdüm toplantı diye. Yemek yedik, muhabbet ettik. Dedim nasıldı? Ne yapacağız? Yapacağız mı şimdi işi dedi. Dedim ki bizde böyle. Yani sadece o ilişki maintenance. Yani sen birileriyle görüşürsün. Şey bir şeyi konuşmana gerek yok. Ya orada senin var olman gerekiyor. Bak bu bile çok önemli bir konu. Tabii, yani gezmek, tozmak ya. Sadece işte birileriyle. Çünkü İş olduğu zaman o adamın aklına zaten sen geliyorsun. Dolayısıyla da benim işim pandemide en çok beni zorlayan şey, evet kapandım. Ben çok mesela depresif oldum diyemem. Zaten çok yoğundum ama ben gezmeyi çok seviyorum abi. Ha şu an gezmiyorum. Çünkü şu an herkes dışarıda ve o kadar kalabalıktan mesela irite oldum artık. Yani diyorum ki yok ya, ev iyiymiş ben biraz böyle takılıyorum. Geçen izliyorum mesela Koray abi yeni video yayınlamıştı. Fuji'nin yeni bir kamerasını inceliyor. Diyor ki şimdi sizi nereye götüreceğim diyor. Gidiyor, çok doluymuş abi. Çekemiyor. Aynen, o çok komik ya, onun gibi olmuş. Aynen öyle. Gitmiş gariban gibi içimde oturuyor. Arka taraf Lyon'lu. Aynen, herkes gelmiş, turistler falan. Üç kere dedi adam, ya burası çok gürültülü, ben gidiyorum dedi. Aynen. Sen de onu yaşamışsın aslında. Bir dışarı çıkayım, bir pandemi patlasın, dışarı çıkayım diye bir dışarı çıkıyor. Çıkmıyorum lan ben. Ya şu an şey geliyor mesela, dışarı çıkmak benim için çok üst seviyede bir aktivite, tamam mı? Yani oraya çıkacaksam değmesi lazım. Çünkü artık şunun çok farkındayım. Önceden tabii pandemi öncesinde biz gitar çalıyorduk. Sahnemiz vardı haftada iki gece falan. Dolayısıyla da zaten bir iletişim aracıydı o bizim için. Herkes geliyordu, atıyorum gelen bir ay sonra gene geliyordu ama arada başkaları geliyordu. Hep böyle bir dengeliyorduk insanlar. Ama şimdi o değişti. Şimdi ben şuna takılmaya başladım. Ya ben dışarı çıkacaksam ailemle olan zamandan, tabii burada Atlas'ın da etkisi var. Yani çok değerli olması lazım benim orada olmamın, anladın mı? Dolayısıyla da tam böyle iyice değecekse yani oraya gitmem gerekiyor artık yani. Yoksa duruyorum. Devam ediyorum o zaman. Her dakika aslında teknolojik ürünlerle, yazılımlarla daha fazla haşır neşirsin ama en çok sevdiğin ekipman ne? Teknolojik ekipman. Olmazsa olmazın. Olmazsa olmazım. Yani şöyle, hani değişebiliyorum. Ben hani şey olarak böyle, videomda en çok önem verdiğim şey
ışık ve ses. Benim mesela orada o hani en azından büyüklerimden öğrendiğim de mesela sektörde hep bana onu öğrettiler. Yani gerçekten kameranın çok da bir önemi yok aslında güzel ve ışık sesin olduktan sonra. O yüzden en önem verdiğim şey muhtemelen ışık mı ses mi olur diye şu an düşündüm. Yok, ışık olur ya. Işık. En sevdiğim ekipmanım da muhtemelen Godox M1. Çok ucuz da bir ışık aslında, böyle taşınabilir. Dışarı çıkıyorum mesela, onunla polis modu var. Polis modunu açtım, bir tane arkadaşıma Karslar rap klibi falan çektim. Onu kullandım, eve geldim eğitim videosu çektim falan o küçücük ışıkta. Onu seviyorum. En çok sevdiğim ekipman Godox'un ışığı. Bir de bilgisayar, ya bilgisayarımı tabii çok seviyorum. Orada da Logitech MX Keys ile MX Master 3. Üf. Ya gerçekten o klavye ve fare değil. Onlar benim yan tuşları var. Hepsini atadım. Kurguyu fareyle yapıyorum falan. Doğru, şu an hatırladım. En ama sevdiğim ekipmanım Logitech. Ben yeni geçtim MX Keys'e. Yok, şeye geçtim ben. MX Master 3. Evet, Master 3'e yeni geçtim. Çok mutluyum. Normalde Apple Magic vardı. Abi neden geçtim? Piline uyuz oluyorum ya. Ya ayda bir durasak pil yiyorum, ayda bir olmasa bile. Yani abi yeter daha. Kaç para oldu pil yani? Sonra geçtim Master. Oh, tertemiz, rahat rahat kullanıyorum. Ya ben bir de onun böyle programlarla ilişkili böyle olayları var ya. Yani onu evet, çok seviyorum ya. Hani ya bilgisayar parçası olarak onu sevmiyorum. Mesela ekran kartını çok seviyorum. Böyle saçma sapan. Ben aksine mesela bilgisayarda mesela ekran kartının değişimiyle çok bir fark yaşanmayacağını, işte ekran kartının değişeceğine git Premiere'in iki tane alt sürümünü kur. Hani bu tür çözümlerle gidiyorum. Adam diyor ki benim bilgisayarım 2022'yi kaldırmıyor diyor. 19 kur. Yani bu kadar basit yani. Hani 19'da da biz bu işi yapıyorduk. 19'da bir şey fark etmiyordu. Değil yani mi? Ya bak, bu gene Kore abininkine geliyor. Bazen ekipmanın önemi yok abi. Yani yok, önemli olan seninle oradaki yaratıcılığını dışarı çıkartabilmek. Dediğin gibi iki alt versiyonunu kullanan bir şey değişmiyor ki hayatın. Yani sen onu yapacaksan o videoyu, mazerete gerek yok abi. Bam 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 yaparsın yani. Ha evet ya. Teknoloji çok gelişti. Ya teknoloji hadi diyelim çok gelişti. Hadi ya, gelişti tabii. Ona mesela aksi bir şey söylemiyorum ama kameralar gelişti, ışıklar gelişti. Tamam, gelişti. 20 sene önce Cem Yılmaz'ın çektiği Doritos reklamını şu an görebiliyor musun? Göremiyor. Demek ki çok da bir ihtiyacı yok ona. Çünkü oradaki mesela yapman gereken asıl şey o değil. Teknolojinin bir araç olduğunu anlatamadık insanlara ya. Ya tamam, kamera önemli. Tabii ki her şey çok önemli ama sen çektiğin şey ne yani? Çektiğin reklam ne? Hani televizyonda gördüğün bir aç reklamları bak yani. Aynen öyle. Bir tane şey geçen izledim mesela. Küçümsemek için söylemiyorum tabii de ama o kadar basit indirgemiş ki. Ünlüyü alıyorlar, koltuğa oturuyorlar. İşte bir tane ışık. Sonra işte bir şey de görüyor. Şey, çikolata yiyor. Bir tane şef bilmem programı var. Oradaki eleman mesela çikolata yiyor, çikolata yiyor. Ya buysa eğer yapacağınız reklam, affeden kimsenin yapacağı teknolojiye de, ışığa da, mikrofona da gereği yok. Orada en iyi ışıklar, en iyi kamera. Gerek var mı? Hani anladın mı? O mantıkta mesela diyorlar ki şurada gerek var. O projenin o alt ekipman kırılımında bütçeyi yedirmek için evet abi. Orada ihtiyaç olabilir. O farklı ya, evet yani o bir de mesela şey diyorlar. 2016'yı düşünelim mesela. Abi sen daha çok influencer marketingde mesela o zaman da YouTuber'ları tanıyordun. Abi 2016'da ben YouTube'dan yine inceleme videosu izliyordum. Çok güzel videolar çekiyorlardı. Hı-hı. O adamlar 2016'da Premiere 2022 mi kullanıyordu? Hani anne, onu insanlara anlatamıyorsun yani. Ya 16 kullan diyorum. Abi 2022 çıktı. Çıksın oğlum yani, 2016'da çekilen videoyu hala izliyor musun? Aynen, İzliyorsun. Öyle. Hala oyun videosunu montajlayabiliyorsun. Yani çok bir önemi var mı? Yok. Ama ona insanlara anlatmak zor. Çünkü insanlar tüketmeye çok alıştığı için 3080 işte alıyor mesela, 3 ay sonra şey çıkıyor. 4080. Alayım hadi ya lan, alma. Yani onun çözümlerini üret. Aynen yani. Öyle. Sonra yani diyor ki Türk gençleri ne yapsın? Şimdi o konuya da girmek istiyorum ama biraz da o konuda mesela kendi açından da düşün. Tamam, ekonomi kötü, gerçekten alamıyoruz yani. Ama o zaman bunun çözümü her şeyi atmak değildir yani. Bunun çözümü kendi içine bir çözüm yaratmaktır. Ya senin yani render sürenin uzunsa o zaman akşam koy, sabah al, yat uyu ya da arada kitap oku. Ya anladın mı? Hani her şeyin işte atıyorum M2'nin Apple işlemcinin yeni M çiplisi, bir M2 çıktı şimdi mesela. M1 aldık biz, M2'ye mi geçeceğiz? Ben geçmeyeceğim. Yani. Ben bilgisayarımı 5 yıl daha değiştirmem en az. O da zaten 5 yıl bile geçer. Hani kullanma performansı. Dolayısıyla da niçin aldın? Az önce de onu konuştuk ya. Her zaman en pahalı ekipman en iyi ekipman olmuyor. Senin ihtiyacına göre aldığın şeyi ne kadar uzun kullanabildiğin aslında doğru çözüm oluyor. Ya bunu anlatmak çok zor. İnsanların deneyimlemesi gerekiyor. İlginç bir şey vardı. Geçenlerde bir arkadaşla konuştum. Ben dedi 3090 alacağım. Neden dedim? Bütün oyunları falan oynatıyor. Oğlum dedim,
senin ekran kartın o da hani senin 3070 de işini görür. 3060 da görür. Sen hani ne Flash diye oynuyorsun. Zaten monitörü Flash diye. Abi işte orada tüketecek. Anladın mı? Onu anlatamıyorsun insanlara ya. Adamlar geliyor bana yazıyor ki abi sen ne güzel videoların çok güzel görünüyor falan filan. Kameran ne? Şimdi kameran ne diyor? Benim kendi kameramı düşünüyorum. 2015'te bu kamera 1400 liraydı. Ya, o kadar komik ya. 2015'te çıkan kamera. Hatta 2014'te mi ne çıktı benim kamera? Hani 1400 liraya satılan bir kameraydı. Ben aldığımda 2000 liraya aldım. Hani ikincisini aldım 2500 liraya aldım daha bu senenin en üzerinde başında falan. Bu kadar ucuz bir kamera. Yani tüketmem mi lazım illa? Hani bunu anlatıyorum nasıl diyorlar falan. Çünkü çok alışmışlar ya, ya o konuda. Hep orada biraz şunu oynayacak. Ya abi çok pahalıymış. Ben alamam. Ha bir bahane lazım. Ya, aynen, bahane lazım. Ya, 2002 değil ya bizimki. 2022 değil ya Premiere. Yapamayız ya. Öyle değil abi olay yani. Bu benim hep verdiğim bir örnektir. Hep Steve Vai'yi çok severim. Yani onun gitaristliğini çok sevdiğim için. Steve Vai'ye çok kötü bir gitar da versen o herif zaten Steve Vai gibi çalacak o gitarı. Yani onun için gitarın markasının Ibanez olması, bilmem ne olması, amfisinin senin dediğin gibi Mesa'nın bilmem nesi olmasına gerek yok abi. O adam zaten Steve Vai gibi çalacak. Ama onun için zaten çalışmış. Sen başka şey, yeteneğine odaklan birazcık. Ekipmana değil, ekipman sadece onu biraz boostlayacak ya. Yoksa ya senin yeteneğin şey gidecek. Abi. Böyle kayıt mayıt alıyorduk böyle rapçilere falan. Bir tane rapçiyle öyle bir muhabbetim geçmişti. Az çok da biliyorsundur zaten hani sen benden daha iyi biliyordur. Mikrofon alıyorum mesela mikrofon var. Rode NT2 idi mikrofon. Şimdi kayıt alıyoruz. Abi Rode NT2 de kötü bir mikrofon değil yani. Şarkı yapıyor. Şarkı kötü. Yani söylediği şarkı kötü. Sonra işte onu mixle falan toparlıyorsun. Adam diyor ki ya işte Neumann olacaktı. Oğlum sorun Neumann değil mi abi? Hani onu anlatamıyorsun ya. Lan Neumann alsana. Şu U87 falan vardı. Sonra şu an belki 60 bin lira falandır. Ya yani Neumann alana kadar bir Rode NT2 ile çalış ve mix öğren. Yani hani şey gibi U87 ile alalım mix yapmayalım. E mix öğren oğlum yani. 2000 liralık mikrofon kullan mix ya öğren. Ya abi yani. Bak bunu az önce de konuştuk ya. Biz böyle o kadar küçük sahnelerde çaldık ki davulcu için bir tane ses monitörü, geri kalan 3 kişi için bir ses monitörü vardı. Şimdi bizim orada grup olarak getirdiğimiz ekipman 5 yıl önceden bahsediyorum 40-50 bin lira. Davulcunun 2 tane davulu var falan böyle hani trompeti var. Adam şarkıya göre trompeti değiştiriyor. Bizim işte önümde prosesör var, bilmem ne tonları, bilmem ne gitar. Richie Kozen'in Signature serisi ses çıkmıyor aletten. Yani mekandan ses çıkmıyor. Neye kasıyorum oğlum ben? Ama ben nasıl gidip kapris yapayım? Bizi öyle törpüledi sahneler. Hani egomuzu aldı abi sahnelere çıka çıka. Dolayısıyla da yeteneğine odaklan abi. Sen öttürebiliyor musun aynen çalarken? Söylerken de aynı şekilde. Hani söylediğin şey hoşuna gidiyor mu? Kötü mikrofonla. Onu bir tarz olarak bile satarsın. Ekipmana aynen takılma yani. Ya anlatıyorsun yani son, bir de şey var ya ben mesela bak bunu da hani YouTube'a içerik üretenler için söyleyeyim. Adam diyor ki mesela benim videom daha iyi olacak nasıl elinde mesela X-T3 var mesela daha eski nesil ama kral bir kamera yani o dönemde mesela Susamam klibi vardı mesela Şanışer X-T3 ile çekmişti o kamera yani bakınca mesela kötü diyoruz ama 2019'da iyi bir klip çıkarmış adam o mantıkta. Adam diyor ki mesela X-T3'üm var ben eğer ki şeye geçersem işte Blackmagic'in yeni çıkardığı kameraya geçersem of 10 numara görüntüm olacak. Şunu da hesaba katmıyorlar. YouTube kompres yapıyor. Anladın mı? Kamera alıyorsun bilgisayarda izliyorsun süper. Ulan kompres yiyorsun yani ben mesela şeye video çekiliyor mesela Koray abi gidiyor mesela kamera incelemesi yapıyor sahilde bir video çekiyor. Görüyorum mesela sahilde video çektiğini falan ama kompresli izliyorum. Yani anladın mı? Mesela orada YouTube'a içerik üreten için de ben mesela şunu bir ara şey yaptım. X-T4 vardı elimde. Kameramı koydum X-T4'ü mesela. Benim kamera 2000 lira. X-T4 şu an 30 bin lira falan. Belki arada 15 kat fark var. Görüntüyü çektim. YouTube'a attıktan sonra ikisi de aynı. Yani o kadar ya da garip. Orada yani ekipman aslında bu az önce konuştuk ya. Levent Öztürk'te ben bunu öğrendim aslında birazcık daha. Adam renk yapıyor. İşte ne bileyim ben 10 bit monitörde renk yapıyor. Diyor ki ben bunu sinemada bilmem ne yapacağım. Evet o adam için tabii. O bir iş ve o bir adam atıyorum şimdi Kars'la ilgili bir tane şey vardı ya Sarıkamış filminin renklerini yaptığı bir sürü şeyin renklerini yaptı. Şimdi adam onları yaparken bu ticari bakmak zorunda. Kaç sekans kesinlikle var onlara göre. O adam için evet. Çünkü o beyaz perdeye farklı bir dinamiğe göre yapıyor. Ama sen sRGB ile muhatapsın oğlum. Aynen. Yani dijitaldesin. Web tabanlı standart bu. Buna göre yapman lazım. Yani girişini çıktığını ona göre planla. Sen diyorsun ki kamera var. Renk atacaksın. Yani RAW mu çekiyorsun sen o kamerayla da üstüne renk atacaksın sonrasında yine sıkıştırılıyor. Hayda. Başka hikayeler yani.
Ya ben mesela orada mesela şey de bilmek lazım ya, ben RAW çeken kamera oluyordu mesela, gidiyordum ProRes çekiyordum. Veya işte H265 çekiyor. Ya amele miyim yani onu işlemci niye uğraşıyorum lan, çektiğim görüntüyü biliyorum. Ya burada mesela insanların neyi neye göre aldığını bir öğrenmesi lazım. Bazen aynen. Şeyde de oluyor mesela, ben işte DCI-PH'i %100 kapsayan bir monitör diye anlatıyorum mesela, bak bu renkçiler için önemli önemli. Adam diyor bu ne ya, bu monitörü alamıyoruz, lanet olsun biz nasıl iş yapacağız, işte şey yapacağız mesela bu ülke bize. Ya oğlum senliktir lan o. Ya anladın, adam diyor ki işte bir oyun bile oynayamıyor. Ya oğlum senlik değil o yani. Onu anlatmak da çok zor insanlara. Değil mi ya, o çok garip tepkiler alabiliyorum bazen. İnsanların derdi bitmez abicim. O yüzden ya. Ona yorum yapayım. Yani ya baskı için alacaksın P3'ünü abicim. Yani baskı yapıyorsan alacaksın. Ne bileyim, bir ajanssan belki o renk aralığın önemlidir. Ama şu da var mesela. Adam diyor bir bilgisayar, bir keyfimiz var, ona bile DCI P3'ünü monitör alamıyoruz. Geçenlerde bir iş yaptık. Şimdi işi yaptığımız adam bize gönderdi. Ya bu logo bizim sitedeki logo ile aynı değil dedi renk olarak. Yani mümkün değil. Şimdi bizdeki bütün seriler hani renk monitörü, anladın mı? Bütün aynen öyle. Bütün hepsini öyle kullanıyoruz. Şimdi Sinan'ın da öyle bir şey yapacağı, Sinan direkt kodu almıştır. Siteden yapmıştır. Neyi fark ettik? Senin baktığın ekran kötüymüş. Onu anlatamazsın sana ya. Çok zor ya onu anlatmak. Dolayısıyla da hani bu apayrı konu. Dur neyse, geliştiriyorum konuyu. Evet. Son soruma geldim. Bakalım nasıl gideceğiz. Kafayı boşaltmak, dağıtmak için neler yapıyorsun? Ya işte nasıl söyleyeyim? Çok ihtiyacım olmuyor. Ben hep insanlara şunu söylüyorum yani. İnsanlar bana en çok sorulan soru. Ben çok şaşırıyorum. Bilmiyorum şaşırılmayacak bir şey de. Adam diyor ki bu kadar çalışıyorsun mesela. Motivasyonu nereden alıyorsun? Ya YouTube'dan kaç para kazanıyorsun? Ya o evet, o sorular da en çok sorulan şey motivasyonunu nereden buluyorsun diyor. Mesela ben de şunu söylüyorum lan. Benim sevdiğim bir söz var yani, bir iş yapmak için motivasyona ihtiyacı varsa o işi bırak. Çünkü o olmaz yani, o mantıkta. Ben zaten 15 saat de çalışsam bu beni yormuyor. Ama bazen mental olarak artık beyin bir dinlenmek istiyor orada da. Çok oyun oynamayı seven bir adam değilim ama böyle Valorant diye bir oyun var. Mesela giriyorum, iki el Valorant atıyorum. Çok bir şey var. Kars'ta mesela diskolara gidiyorum. Kars'ta Valorant atıyorum ya. Onun dışında çok kafayı boşaltmak için bir şey yapmıyorum ya. Dışarı çıkarım arada bir kahve içmeye falan. Ama iş zaten yeterince zaman alıyor değil mi? Ya evet de yani iş beni yoran bir iş olmadığı için buna mesela nasıl cevap vereceğimi bilmiyorum. Yani yormuyor çok fazla. Kafamı da boşaltmaya ihtiyacım oluyor mu? Arada bir, o da sosyalleşince mesela, ki sosyalleşmek de aslında bir araç değil yani, hayatımızın bir gerçeği. Çıkıyor bazen, arıyor arkadaşlar, dışarı çıkıyorum ve ister istemez benim kafayı boşaltıyor. İşte bir de iki el oynattım mı bitti. Burada aslında bu sorunun arkasında yatan şeylerden birisi şu. Buraya gelen herkes aslında işinde gücünde olan insanlar oluyor. Evet. Tamam, yani bir şekilde işte Creator Talks hani bir yerde hani bir para kazanıyor, hayatını profesyonel olarak ikame ediyor, bir şeyler yapıyor. Ondan sonra hikaye aslında şu. Herkes yani buraya gelen şöyle demedi. Ya yatıyorum demedi. Herkes işiyle onu yapıyorum. Bir hobi edinmiş, bir şeyler yapıyor. Aslında burada altta vermek istediğimiz mesaj şu. Hayatında düzenli bir akış varsa sen onunla zaten yoğruluyorsun. Yani kendi içerisinde kafanı boşaltıyorsun. Dün mesela yani benim bir önceki podcast'imde şu vardı. Boş zamanlarınızı neden planlamalısınız? Şimdi bir kere senin boş zamanın olması bana garip geliyor. Çalışan birçok içkisi içinde. Çünkü zaten o doluyor bir şekilde. Hani aynen. Gezmekse o bile bir plandır. Tatile gitmekse o bir plandır. Hobin, kitap okumak, bilmem ne. İnsanlar böyle kafayı boşaltıyor. Aslında bu sorunun yanıtı zaten hayatın gerçeği ama adreslediğimiz yer, genç arkadaşlar için söylüyorum. Boş zaman bırakmayın kendinize. Aynen. Bir şeyler yapın. Bak ne diyorsun, 15 saat çalışıyorum. 15 saat ne demek ya? Ya kalan vaktinde uyuyorsun zaten. Hah aynen. Yani çok az böyle günde kendime ayırdığım zaman az oluyor. Ha bazen şunu yapıyorum. O da planlı oluyor dediğim gibi. Aslında bu söylediğimiz şeylerin mesela doğru yapılması gereken şeylerin işte bir yerde eğitimini verdiğin şeylerin abi. Böyle bizim gibi insanlarda şey şöyle bir karşılığı var. Ulan ben istemeden bunu yapıyormuşum. Çünkü onu hani öyle bir şeyin başarı getireceğini içgüdüsel olarak biliyorsun. Ya yani ben öyle şeyleri planlıyorum yani mesela. Ben oyun oynayacağım günü biliyorum. Aynen öyle. Dışarı çıkacağım günü de biliyorum. Yani çünkü iş yaparken kimse bana şunu diyemez. Mesela bugün video çekmem lazım. Boş ver lan video, gel dışarı çıkalım. Diyemezler abi. Yani onu diyemezler. Çünkü planlı olmak zorundasın. İşine önem... Bir de herhalde bizim meslek gereği veya işte yaptığımız işi çok fazla gençler yaptığı için beni
YouTuber'lık böyle çok sallabaş meslek diyor. Hayır, bu bir ciddi bir iş yani. Burada senin belli başlı dönemlerde ciddi olarak oturup içerik üretmen gerekiyor. Vay efendim, dur ya canım sıkıldı, dur video çekeyim ya. Ünlüler bile yapıyor bunu yani. Adam ünlü mesela, dur canım sıkıldı yayın açayım. Hayır amcim, açacaksın zaten. Bu senin işin ya, bu profesyonel işin. Evet, evet. Bunu artık ciddiye alın. Yani ben mi ciddi alıyorum bilmiyorum. Yok, haklısın. Bak, Cansu ile konuştuk. Cansu'nun kulakları çınlasın. Cansu'ya Ankara'ya gittiğimizde şeyi söyledi. Bir YouTuber aslında dedi, arka tarafta kurgucu oluyor, yönetmen oluyor. Nerede ne replik söyleyeceğini kafasında planlıyor. Kapak fotoğrafını çekmiş oluyor. Aslında birden fazla işi yapıyor. Yani bir YouTuber dediğin şey aslında bir TV'deki o prodüksiyon ekibinin yaptığı işi sadece küçük ölçekte yapan adam. Yani tek başına. Işığını kendin ayarlıyorsun. Mikrofonun, doğru, sesini, doğru, kameranı, bilmem neyi sen yapıyorsun. Her şey sen de. Kapak fotoğrafını da sen yapıyorsun. Fotoğrafı kendim çekiyorum, Photoshop'ta kendim editliyorum. Anladın mı? Dolayısıyla da aslında baktığında YouTuber'lık, yayıncılık öyle küçümsenecek bir iş değil. Baktığında ki sen 200 bin aboneden bahsediyorsun. Bu kadar insan seni takip edip videoların bu kadar izleniyorsa arkasında bir emek vardır. Hani herkes çok basit zannediyor. Biz sesten kameraya geçerken 2 hafta bu setup'ı kurmak için uğraştık. Sesine ayrı baktık. Yani ışıklara, yerine, görüntüsüne vesairesine. Kolay değil. Ama düzenli bir şeyi oturtturunca tık 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 arkası daha kolay gelmeye başlıyor. Aynen. Ya onu mesela insanlar ya şeylerin, insanların yadırgamasını bir yerde bırakıyorsun. Yani diyorsun ki tamam lan, insanlar ciddiye almıyor artık bizim işi. Onu bir yerde bırakıyorsun. Ulan bari YouTuber'lar ciddiye alsın diyorsun. Yani YouTuber insanların böyle bu konuyu böyle çok sallabaş bakmalarına ben dayanamıyorum yani. Ben birçok işle yoğruldum bilmiyorum ama hani daha öncesinde böyle ulan ne bileyim ben boş vaktimi nasıl değerlendiriyorum? Mesela bazen diyorum ki ulan işim de erken bitti, ne yapayım? Oturuyorum mesela şirket araştırıp mail atıyorum. Hani diyorum ki bak sizin böyle bir paketiniz varmış, gelin inşallah. Bunu benim boş vaktimi doldurmam bu yani. Çok güzel. Acayip güzel bir şey abi. Yani bu işte yani olması gereken, yakalaman gereken nokta bu yani. Tebrik ederim. Valla güzel yani. Ben mesela her gün böyle birilerine mail atıyorum ve yani şu da oluyor. Ben hani iş hayatımda en azından öğrendiğim bir şirket var mesela. Bir tane plugin üretmiş mesela Premiere için. Adamlara mail atıyorum. Diyorum ki ben buyum. Hani kendimi tanıtıyorum ilk önce. Ben buyum, şöyle işler yapıyorum, gelin paketinizi tanıtalım. Sonra adam diyor ki hayır öyle bir şey düşünmüyoruz diyor. Ben mesela orada şey var ya, az önce dediğim gibi işte ben kaybetmem, ya kazanırım ya da öğrenirim diyor. Orada da şu oluyor kazanç olarak. Adam mesela yok diyor, ben onu kaybetme olarak görüyorum. Bir bakıyorum 4 ay sonra adam demiş ki ya bizim böyle plugin çıktı, düşünür müsün? Aslında adam beni bulmayacak. Aynen öyle. YouTuber'lara onu bir türlü anlatamadım. Ya YouTube çöplüğe döndü artık. Herkes içerik üretiyor ve herkes kaliteli içerik üretiyor. Ve bir şirket YouTuber'u aramıyor artık. YouTuber onu bulması gerekiyor yani. Kendini bir yerlere tanıtman gerekiyor. Aynen öyle. Ya ben 200 bin abone olayım da şirketler bana yar yağmıyor. Yani. Öyle olmuyor. Yani kimse bana mail atmıyor. Bu arada hani az önce bu dediğine geleceğim. Şey dedin ya hani YouTuber olarak beni ciddiye almıyor. O beni de almıyor. Hani ben yıllarca şey ya bir ara 5 yıl önce falan blog yazdım, tamam mı? Annemlere babama atıfta vardı. Oğlun ne iş yapıyor? Bilgisayarcıydık biz. Yani benim işim bilgisayar. Ona öyle diyorlar. Yani pazarlama, hani marketing, iletişim, uçtan uca iletişim, bir sürü detay var. Oğlum ne iş yapıyor? İşte bilgisayarcı da çalışıyor. Öyle ya. Format atıyor akşama kadar. 30 liraya format atıyor. Dolayısıyla da hani YouTuber'lık gene iyi. Hani şimdi birazcık kestirebiliyorlar. Hani şirket var işte, bir şeyler yapıyor insanlarla falan filan. Hani bir nesil için o çok zordu. Hani değil YouTuber'ları anlamak. Öğretmen gibi, mühendis gibi, doktor gibi bir işin yok. Pazarlama, ya işim iletişim diyorum. Nasıl para kazanıyorsun diyor. İletişerek. Çok iyi cevap. Dolayısıyla da yani insanların tepkileri farklı. Bir şey diyemezsin. Ya orada şeyi konumlandıramıyorlar yani. Nasıl para kazanıyorsun, çok güzel soru. Çünkü onu konumlandıramayınca mesela bana hep şunu söylüyorlar. Ne yapıyorsun? YouTube'da video. Kim ödüyor oğlum sana para? Yani illa YouTube'uma maaş mı vermesi lazım? Kim ödüyor? Ya ben hep şunu diyorum. Ya mesela birilerine diyorum ki ya, kanka şu konuda aslında çok iyisin. Bence bunu içerik üret. Ya kanka 100 bin izlese ne olur diyorum mesela yani. Kimse işte şey bana kim para verecek falan. Ben diyorum oğlum insan her zaman para eder. Bunu insanlar kavradığında bizim işi sorgulamayacak. İnsanın para ettiğini kavradığında. Bizim kanal o kadar izlenmiyor. Ama çok derin bir içerik üretiyoruz ve aslında birçok da proje yaratıyoruz arka tarafta. Her şey, yukarıda da konuştuk.
takipçi sayısı ya da izlenme olmayabiliyor. İzlendiğin oranda kimi yakalayabildiğin ve kiminle iletişime geçebildiğin önemli. Kendini nasıl aslında pazarladığın önemli. Sen az önce dedin ya, sosyal medyada herkesin bir kendi yüzü olmalı, pazarlama. İşte sen aslında kendini nasıl pazarladığınla diğer rakiplerinden, arkadaşlarından, sağındaki solundakinden nasıl ayrışıyorsun? Aynen. Tam dün bu konuyu konuştuk abi. Bir tane avukat bir arkadaşım vardı. Onunla oturduk böyle sohbet ederken ya dedim ki TikTok'ta bir tane adam var işte Instagram'a, TikTok'a video atıyor. Kanunlarla ilgili diyor ki işte şöyle şöyle dolandırırsanız şöyle şöyle deyin. İşte polis sizi işte atıyorum durduramaz çünkü şu şu kanundan dolayı. Ve adamın 500 bin içeriği var. Diyorum ki bu adam kötü bile olsa, o işi kötü de yapsa, hukuku kötü bir puanla da bitirse sizin işin en iyisi o. Ha bu çok garip bir şey mesela. Adam da mesela kendini, insanlar şunu söylüyor. Ben abi ben ciddi bir adamım. Ben gidip TikTok'ta, YouTube'da içerik üretmiyorum. Diyorum ki bak buna karşı olacağına buna dahil ol. Abi şöyle söyleyeyim. Instagram yakında bütün algoritmayı statik görselden videoya çeviriyor. Reel'lara. Sen nasıl bu sefer hani TikTok'un aynısı oldu Instagram? Ne yapacaksın? Aynen. Bırakıyor musun Instagram'ı? Çıkıyor musun? Twitter'dan mı devam yani? Ha, 140 karakter. Yapman lazım. Yapman lazım. Yani TikTok'la ilgili sana da söylemiştim. Hani TikTok'a yürü, gerçekten çok büyük içerik var. Yani senin orada dans etmene gerek yok. Sen neysen o şekilde her platformda var olmalısın. Ve her platformda bizim gibiler var. Bizim şirketin de TikTok'u var. Hı. Ben orada da varım. Baktığında anladın mı? Yani sen de orada varsın. Abi var, izleniyor da yani. Ben saygıdeğer içerikleri de gerçekten görüyorum. Yani Selman var mesela. Ben Selman'ın yaptığı işi çok seviyorum. Mesela geçen gördüm. Çocuk 2 milyon 3 milyon izlenmiş TikTok'ta. Videoda şey mesela 3D yazıcıyla bir şey tasarlayıp basıyor. Ne kadar değerli ya. Yani ne kadar değerli. Bunu 2 milyon 3 milyon sen TikTok'ta izlemiş. Aynen öyle. Sen TikTok hakkında ne söylesen boş yani. Bu TikTok'ta senin algoritma. Yani sen dans edenleri izliyorsan yani sen onu çıkar. Ayrı aynen. Mesele yani o. O eleştirenleri de böyle. Valla sen de onu izliyorsun demek ki yani. Sen de çıkması da lazım. Ben de çıkmıyor yani. Ben de TikTok'a çıkıyor. Kaydırıyor işte. Ben biraz da sizin için bölümündeyim yani. Sizin için bu oluyor. Yani diğer taraf da olabilir bilmiyorum yani. Selman keşfet. Geliyor mesela. Tasarımcı dayı geliyor. Kaydırıyorum. Incredibles geliyor. Yani benim izlediğim şeyler ve TikTok'ta Instagram'dan daha çok keyif aldığım zamanlar oluyor. Ya her platformun mesela kendi bir güzelliği var ya. Aynen TikTok'un öyle. Da çok güzel tarafları var. Sadece an kitleden bayan abi. Senin mesela videonu izlemiştim abi. O videoda şey diyordun sosyal medya analizinde. Sen demiş miydin veya ben rapordan mı gördüm bilmiyorum. TikTok en çok İngiltere kullanıyormuş. Öyle bir rapor vardı yani. Çok acayip. Hani bize gelse mesela TikTok ne olan? Bakıyorsun dünya ortalamasının altında kullanıyoruz TikTok'u. Hı hı. Instagram'ı açık ara en çok kullanan Türkiye, TikTok'ta dünya evet. ortalamasının altındayız. Ya demek ki bir şeyleri yanlış düşünüyoruz yani. TikTok'un gerekli değeri görmüyorsa Türkiye'de belki de bir gün daha fazla görecek yani TikTok bence gerekli değeri. Bence çok ağır bir şekilde geliyor. Hani gümbür gümbür aynen. geliyor. Metroya girince yani sen burada olmadığın sonra metrolarda bile TikTok reklam afişleri vardı. Yani yani TikTok kurumları TikTok'a davet ediyor. Ha, Instagram gibi amele davranmıyorlar biraz daha. Evet yani buradaki ekipleri yani. Gayet güzel bir iletişim içerisinde bir şeyler yapıyorlar. Yani ben şöyle diyeyim sana, Facebook, Instagram'dan Türkiye'yi kimse görmedim, duymadım, bilmiyorum. Belki bu benim ayıbım. Ben ama TikTok'tan biriyle görüştüm. TikTok'tan birkaç kişiyi de ekledim LinkedIn üzerine. Hatta seninle de konuşmuştuk bu konuyu. TikTok'taki bak birkaç çocuk var vesaire, o taraftan iletişim kuralım diye. Cansular zaten onlarla sürekli iletişimdeler, bir şeyler yapıyorlar. Kaçınılmaz. Yok yani birileriyle iletişebiliyorsun. Instagram'da apayrı. Dolayısıyla da o senin profilin. Hani sen orada farklı bir kitleyi de oraya çekebilirsin. Kendi yaptığın işi orada da anlatırsın. Aynen. Bununla ilgili hiç garip bir şey yok abi. Ya 1000 kişi izlesin ya, önemli değil yani. O kaydırırken 1000 kişi benim Photoshop'ta öğrettiğim bir şey izlesin yeterli. Keza ben daha yeni girdim TikTok'a. Bir ay falan oldu yani. Benim birkaç tane videom 100.000'i geçti. Yani 100.000'i geçen videomda Photoshop anlatıyorum. Evet. Demek ki o dans eden dayı görünen yüzmüş yani. Biraz da içine girmek lazım. Ya karşı durmayı ben çok sevmiyorum ya. Hani bir platforma, bir kafaya karşı. Karşı olmaktan ziyade bunun neresinde var olabilirim? Kendi karakterimi, yapımı bozmadan neresinde var olabilirim? Şu an zaten dönem o. Yani kendini adapte edebilmelisin aslında. Biraz daha bu kalemunluk giriyor. Yani girdiğin ortama adapte olman lazım. Şimdi Facebook bitti. Sosyal medya bırakacağız mı? Hayır. İşte Instagram geldi. TikTok geldi. Buraya evrileceğiz. YouTube'un shorts'u geldi mesela. Aynen. Her şey evriliyor. Hani sen inatla, şimdi benim inat yaptığım taraf inat da değil aslında bence. Hani az önce de konuştuk. Podcast'in, sohbetin dinlenme süresi çok farklı. Ama ben normları dikkate alsaydım 10 dakikalık, 5 dakikalık podcast çekeceğim. Abi ben
bak, kendi yapını bozmaman da gerekiyor. Bir buçuk saate gidiyoruz konuşuyoruz, anladın mı? Hani burada garip bir şey yok ki. Hani biz böyle sohbet ettik. Yani bizim kanalın detayı bu yani. Alt kırılımı bu. Herkes farklı bakıyor. Neyse güzel oldu. Güzel oldu Onur. Güldük ya. Yapacak çok şey var zaten daha sonra. Ne? Belki ileride ilerleyen günlerde yine alırım seni, başka şeyler de konuşuruz. Başka bir konu üzerine falan olabilir ya. Ben çok keyif alıyorum böyle şeylerden. Ben sizi Sinan'la bir araya getireyim. Sinan'la sizin dokular fazla uyuştu. Sinan'la ama bazı içerikleri bazı şeyleri yapmayacaksın. İlk konu ben olayım abi. Olur. Ben olabilir miyim? Soracağım, kafa çok uyudu çünkü. Diyor abi ben bu kadar saat uyuyorum. Ben de o kadar saat uyuyorum. Tamam biz de şey yaparız. Sinan Kore abi şey dedi. Abi dedi ben de şu kadar şöyle yapıyorum dedi. Şu kadar uyuyorum ama Unreal Engine'ı da öğrenmek istiyorum dedi. Kore abi şey dedi. Daha az uyu. çok net. Çok net. Çok iyi cevap var. Daha az uyu. Uyuma. Hayat böyle abi. Sinan'a zaten yaptıracağım, aklımda var bir şeyler de seni alırız o zaman ilk. Vallahi yine de gelirim yani. Onun için bir şey Onurcuğum geldiğin için çok teşekkür ederim. Ben çok keyifli bir sohbetti valla. Teşekkür ederim geldiğin için, çok sağ ol. Ben teşekkür ederim abi. Inkraworks'u her yerden takip edin. Nereye? Instagram'da var, TikTok'ta. YouTube Shorts paylaşıyorsunuz mu? Niye paylaşmıyoruz? Azarlar. YouTube Shorts da var artık. Her yerde takip edebilirsiniz. Aynen. Ya biz şimdi dijital ajans olduğumuz için her yerde, her şekilde, her platformda varız abi. Hani sorgulamaya gerek yok. Ben LinkedIn'de yokum mesela. Senden duyduğumda bir tık garipsiyon böyle. Diyorum. Ulan acaba ben oradan paylaşsam aynı içerikleri. Yani şöyle bir taktik vereyim. O insanlara mail attığın yerde git LinkedIn'de biraz stalkla insanları. Çok daha kolay olur. Bu tür eğitimler de almak. Yani bunu en azından kendi fikrimi söylersem yani ben izliyorum. Niye izliyorum? İşte mail adabı, sosyal medya analizi veya işte mülakat konularında bana da fayda sağlıyorsa çoğu insana fayda sağlar. Bence Türkiye'de kimsenin eğitimini vermediği bir şey yani, bilgileri paylaşıyorsun. O yüzden bence takip edin efendim. Teşekkür ederim. Paylaşmak istedim. Çok sağ olasın. Hadi kapatalım artık. Görüşmek üzere. Görüşürüz bro falan.